İyi akşamlar sevgili seyirciler. Koca İTV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir pazartesi gecesi yeniden birlikteyiz. Futbol tatilde sezon sonu itibariyle ama Koca Spor'umuz yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk etabı Burunga testlerinin ilk etabı sona erdi ve bugün Afyon'da ilk kamp dönemi. Çünkü bu sene son yıllarda aslında hep genellikle öyle yapılıyor. İki kamp dönemi geçecek Koca Spor. İkinci kamp döneminde Bolu'da yapacak ve sezona iyi bir hazırlık dönemi geçirmeye çalışacak. Kocaelispor çalışırken, takım antrenmanları devam ederken yönetim de, transfer komitesi de transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sıcak gelişme, ilk yabancı futbolcu transferini yaptık. Aynı zamanda genç bir kardeşimizi transfer ettik. Şu anda toplamda 5 transferimiz oldu. Ağır gidiyoruz ama çok sağlam gidiyoruz diye düşünüyorum. İyi transferler oluyor, olumlu. Genelde camiadan da olumlu tepkiler var. Bu akşam Kocaelispor'un gündemini masaya yatıracağız. 2 saat süreyle birlikteyiz. Önce ben konuğuma daha doğrusu hoş geldin diyeyim. Sevgili Aykut Okan bizimle birlikte. Aykut'cum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aykut Okan'ı tabii mutlaka belli çevre tanır. Ama Aykut Okan 90'lı yıllar değil mi? 90'lı yıllarda. 90, evet 90'lı yıllar. Bugünkü adıyla Süper Lig'de, Gaziantepspor'da. Sonra kimle oynadın Aykut? Ben Ankara Petrofis'te başladım. Sonra Gaziantepspor, Adanaspor, Hatayspor, Zonguldakspor. Çok takımda oynadım. Ereğli, Kilimli, en son Aksaray'da 3. ligde şampiyon olduk. Profesyonel şampiyonluk bıraktım. Zirvede bıraktım. Zirvede bıraktım. Aksaray'da. Aksaray'da. Ne güzel. 2004 senesinde 14 sene oynadım. Gaziantep'te Süper Lig'de oynadığını biliyorum. Öbür takımlarda da Süper Lig miydi? Adanaspor 2. lig, Hatay 2. lig. Bugünkü PTT 1. lig. Aynen PTT 1. lig. O zaman zaten 1. 2. 3. lig vardı. O zaman öyleydi. Evet. O şekildeydi. Evet. Ama herhalde senin zirven Gaziantep değil mi? Tabii, ben tabii, öyle tabii, biliyorum. Yani, evet oradan Ümit Milli oldum. 4 kere Ümit Milli'yim var. Ümit Milli takımında da oynadı. Oynadım, evet. Hatta gelirken konuştuk. Ertuğrul Sağlam'la da Ümit Milli takımda takım arkadaşıymış. Aynen. Onu da söyleyelim. Ertuğrul Sağlam'ı da iyi tanıyan bir teknik direktör. Şu anda da yani bayağı uzun bir süredir de futbolu bıraktıktan sonra da Okan Spor adını verdiği bir kulüp kurdu. Kendisi evet. Aynı zamanda başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda teknik direktör. Bir de oğlum var. Oğlumla beraberiz, Furkan'la beraberiz. Furkan var, oğlu. Aynen. Onunla beraber aynen. Bir kulüp, altyapıya hizmet eden bir kulüp. Evet, yarışmacı değil. Değil, yani yarışmacı olarak katılıyoruz ama işte 11, 12, 13, 14, 15 yaş grubuna katılıyoruz. Yarışmacı değil derken Büyükler Ligi'nde oynamıyorsun yani. Şu an İkinci için küme yok. Falan şu an, yok. Şu an için yok. İnşallah ileriki zamanlarda yapmayı düşünüyoruz evet. Tabii ki. 2018'di galiba değil mi? 2018'de 5 yıldır faal olan bir kulüp Okan Spor. Tabii 2 sene pandemi girdi araya. Bir şey yapamadık, çalışamadık. 3 yani senedir bir fiil çalışıyoruz evet. Öyle değil. Okan Spor gerçekten dikkat çeken performansları da var yaş gruplarında. Elde ettiği dereceler de var. Biz de ilgiyle takip ediyoruz. Sağ ol. Yetiştirdiği oyuncular da var. Tabii Aykut aslında en büyük amacı, hayali Kocaelispor forması giymekti. Çok istiyordu biliyorum. Nasip olmadı. Zaman zaman konuşuyorduk ama bir türlü nasip olmadı. Olmadı. Hiç öyle bir şey, bir kesişme durumu olmadı mı? Şey? Yani ya Kocaelispor'la... İki kere oldu. Oldu mu? Oldu. Yani anlatayım. Ne zaman? Ne zaman? Anlat tabii başlayalım. Bu arada şimdi, Gökhan kardeşime de hoş geldin diyeyim. Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş buldum abi. Girişi konuşuruz. Biraz uzattık biz ama. Ay, siz konuşun. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Hangisi, benim, kim vardı hoca falan, ne zamandı? Kocaelispor 2. ligden 1. lige çıktığı sene, Güvenç Kurtar'ın olduğu dönem. O dönem. Ben Gaziantep Spor'da oynuyordum. 2 sene Ankara Petrol, sonra 2 sene Antep. Allah rahmet eylesin, Can Ulusoy'un evet. Hacısu'daki tüpçü dükkanına çağırdılar. Sevgili Güvenç Hocam, o dönem, şimdi yoktur herhalde, yaptırmıyordur. Cooper testi vardı. Onun meşhur doğru, testi. Evet. Ondan sonra bir konuşmaya başladık. Artık ne ona söylendi, ne oldu bilemiyorum. Bana dedi ki, ya dedi benim dedi işte meliğim şu kadar da koşuyor, seferim bu kadar da koşuyor. Allah rahmet eylesin yeni rahmetli oldu, Yalçın'ım şu kadar da. Koşuyor. Koşuyor. Sen dedi koşabilir misin dedi bana. Ya ben birincilik oyuncusuyum o dönem. Bir üstlükte oynuyorsun. Bir üstlükte oynuyorum. Kocaelispor 2'den 1'e çıkmış. Ben de dedim ki ya sen hocasın biz futbolcuyuz. Ne koş diyorsan koşacak dedim yani. Öyle bir şeyimiz yok. Biz de Sakıp Özberk Hoca evet. O dönem. O da o dönem hep böyle koşuya dayalıydı bazı antrenmanlarımız. Aynen. Biz 20 tane 400 atıyorduk. İşte 15 günde bir 400, 200'lerimiz falan filan. Baya böyle o tarz koşular oluyordu. Öyle bir konuşma oldu.
Maalesef olmadı. O sezonun başı da 3. 4. maç ben Antepspor'la Kocaelispor'a karşı oynadım. 2-1 yendik. 2 gol attık. O maçı hatırlıyorum. Hatırlıyorsundur. Güvenç Hoca'ya bir selam mıydı bu? Ben Kocaelispor'la değil Güvenç Kurtar'la oynadım o maçı, öyle söyleyeyim. Şey yaptın değil mi, hırs yaptın? Tabii canım. Yapar insan ya. Hayır, Güvenç Motivasyon Kurtar... yani değil mi hocam? Tabii canım. Güvenç Kurtar belki başka takımın hocası olsaydı yine ona karşıydım. Benim Kocaelispor'a karşı değildi oynadığım maç. Oynamazsın zaten. Hatta Eylül ayının başıydı. Sıcak bir havada oynandı. Ben maçı hatırlıyorum. 85. 90. dakika herkesin dili dışarıdayken ben hala depar atıyordum. Öyle hırslandıydık. Valla nasıl ibretlik bir olay ya. Güvenç abiyi hatırlatayım ben bunu da. Bakayım öyle. Ya işin enteresan yönü ne biliyor musun Hayrettin abi? Ben Petkimspor'da... Ki o sene de bizim takım yani efsaneydi yani. Ya o ben... Neden bahsediyorum? İlk yenilgi herhalde size bizim. Tabii. Belki tabii. De başka da yenilmemiş de olabilir. Aynen. O, bu, liderdi geldiğimiz zaman. Ya 3. ya 4. maçtı. Ben geldiğim zaman bir de şeyi söyledim. Ya dedim hani dış transfer her zaman işten daha fazla ücret alır, transfer parası tabii alır. Öyle. Ben dedim ki ya benim öyle bir para şeyim yok. İş transfere ne verdiyseniz bana da onu verirsiniz. Gelir oynarım. Ben memleketimde oynamak istiyorum dedim. Nasip olmadı. Petkim'den Ankara Petrol'e profesyonel imza attığım zaman sevgili Güvenç Hocam rahmetli Adanalı Faruk'la eve kadar geldi benim, bizim daha doğrusu. Evet. Hani Darıca'yı çalıştırıyordu o dönem 3. ligde. Babama söyledi işte. Babam da biliyorsunuz işte futbol aleminin içinde olan bir insan. Evet. Bana ver ben oynatayım falan gibilerinde. Olmadı o zaman. Ben Petrol'e gittim. Yani 4 sene evvel oraya isteyen adam sonra Kocaelispor'a gelince böyle bir şey oldu. Bilemiyorum tabii ne olduğunu. İkincisi de Mustafa Denizli zamanı oldu. 95 falan 96 herhalde. Evet 95. Ben Hatay Spor'da oynuyordum 2. ligde. O zaman dediğim gibi 1. 2. lig vardı. Evet. Son 5 maç kala Karşıyaka maçı oynadık İzmir'de. Sevgili Engin Hocam, Engin Korukır. O dönem Mustafa Hoca'nın ekibi vardı. Engin Korukır, evet. Baturman Hoca, evet. Eren Hoca falan. Onlar maç seyrediyorlardı. Evet. Geldi İzmir'den dedi ben götürüyorum seni Kocaelispor'a dedi. Tamam dedi falan. Doğru. Ben geldim Mustafa Hoca ile otelde muhabbet ettik. O zaman tesis yoktu. Altınal Otel miydi? Altınal'da kalıyorlardı. Hoca dedi ki ben dedi seni dedi televizyondan seyrediyorum. O zaman ikincilik dosyası vardı. Star veriyordu TRT. Bir de maçlarını seyrediyorum. Alınman için dedi rapor verdim yönetime dedi. Sezon bitti. Mustafa Denizli söylüyor. Mustafa Denizli söylüyor bunu. İşte canlı Engin Hocam, Batırman Hoca canlı falan. Canlı şahitleri var. Vardır yani. Yalan söyleyecek hali yok canım ne olacak. Ondan sonra sezon bitti. Ben yine rahmetli Can Ulusoy'un oradayım. Çağırdılar. Tüpçü Mustafa dükkanında. Hoca tüpçü dükkanında. İşte Mustafa Hoca işte hoş geldin beş gittin falan konuştuk. Sonra rahmetli başladı konuşmaya. Biz dedi Denizli Sporlu İsmet'le Samsun Sporlu Celil'i alacağız dedi. Onları alamazsak seni alacağız dediler bana. Ben de bir 10 gün 15 gün geçti. Ben hani böyle devamlı da insanları böyle rahatsız etmeyi de seven bir yapım yok. Sonra Giray Bulak Zonguldak Spor'a gitti. Beni çağırdı. Ben gittim Zonguldak Spor'a imza attım. Akabinde imza attıktan sonra bizim Zonguldak ikinci ligdeydim. İlan abiyi tanırsın bizim Çınar'da köfteci evet, İlan abiyi. Tabii. Onunla bir o dönem yürürken Cemil Dönmez vardı Kocaelispor yönetici size. Tabii bilirim. Akça Camii'nin orada kuru yemişçi. Meşhurdu. Ona girdik içeri tanıştırdı beni işte şudur budur. Hatta o da şaşırdı. Ya dedi hoca dedi bize 11 kişilik liste verdi dedi. Bu çocuğun ismi 3. sıradaydı. Niye olmadı dedi bunun dediği iş dedi. Biliyorsun transfer komiteleri ayrı oluyor. Yöneticilerin şeyi farklı Doğru. oluyor. Böyle bir şeyimiz oldu. Maalesef oynamak nasip olmadı. Çok istememe rağmen. Sonra İsmet de Celil'i de alamadık. Onları da alamadılar. Onlar da. Tabii ben o zaman Zonguldak Ama Spor'a onların gittim. Gündeme geldiğini falan ben de hatırlıyorum. Celil'i çok istemiştik o zaman. Ben hani kolay kolay da unutmam. Hafızam kuvvetlidir. Yani bunu birebir yaşadığımız şeyler. Vallahi birisi mi? Ama hoca istiyorsa olurdu o iş. İşte ne bileyim olmadı abi bilemiyorum artık. Niye olmadı? O dönemin şahitleri kim acaba? Onları bir... Bilemiyorum. Muammer abi var mıydı o zaman yönetimde? Olabilir. Muammer abiye soralım. Bizi izliyordur. Muammer abi sen bu konuda bilgin varsa bizi aydınlat. Ben sevgili, işte dediğim gibi rahmetli Can Ulu söyle bir de Mustafa Hoca. Üçüncü sıradasın bir de. Ya öyle söyledi yani. Doğrudur. Cemil Dönmez'in söylediğini söylüyorum ben. Yalan niye söylesin ya abi? Yani, böyle iki kere kapısına kadar geldin ama olmadı. Geldim olmadı ya. Keşke oynayabilseydim. Değil mi? Çok. Yani benim içimde uktedir. Yani. Değil mi? Ya bazı, İzmitli futbolcu aynen, olarak. Aynen. Bazı insanlar var. Yaşım artık ben 69 doğumluyum. 54-55 yaşına geldim. O dönemde olanlar var işte. Sen iki gol attın bize şöyle oldu böyle oldu. Hep o iki golü hiç unutmuyorum. İnsanlar böyle şey gibi düşünüyorlar ama ben de bir kulübe hizmet ediyorum. Ama ben mesela yıllardır seninle tanışıyorum. O iki golü biliyorum ama bunun alt şeyini bilmiyordum. İlk defa senden aynen, duydum. Aynen. Güvenç abim almadığını aynen, falan. Aynen, aynen. Ya, hakikaten bir futbolcu için de büyük bir motivasyondur o ya adam.
Özel olarak oynarsın. Yani bir oynayacaksan beş oynarsın. Öyle oldu ha, yani. Sen mi beni ben? Koşmuyor muydun aynen, ben? Aynen. Buyur hadi. Aynen. Dediğin gibi oldu. Seninki kapak olmuş Güvenci abiye. Ondan sonra da bir araya gelemedik Güvenci abiye. Ama bilmiyorum yani. Güvenci abimize buradan da hocamıza selam olsun. Selam olsun buradan. Tabii canım. Saygı söylüyorum, sunuyoruz ona tabii da. Tabii ki. O zaman o da, yaşanmış evet, bitmiş. Evet, ama ben de hakikaten üzüldüm. Çünkü hakikaten İzmit'in yetiştirdiği o dönem en yetenekli oyunculardan biriydi. Kocaelispor'da oynamasını hakikaten isterdik ama olmadı. Nasip değilmiş. Aynen. Diyelim inşallah şimdi yetiştirdiğin oyunculardan İnşallah. Çok sayıda evet. Kocaelispor'a giden oyuncuların oluyor mu? Nasıl var mı şu anda? Ya şu an için yok Aytin abi. Yani daha bizim sayımız az. Biz biraz daha zamana ihtiyaç var. Zamana ihtiyacımız var. Ben bizim kulübümüz şey diye nitelendiriyorum. Bizim butik kulüp gibi düşün bizi. Ufak. Hani ufak çünkü çoğu semtte çok altyapı kulüplerine çok yani altyapıya çok eğilim vermeye başladı takımlar. İşte Tavşantepe, Yeşilova, işte Körfez'de öyle, işte Karamürsel tarafı öyle. Güzel bir şey. Güzel tabii. Onun için ama biz böyle dediğim gibi her taraftan geliyor bana. İşte Yarımca'dan gelen var, Kartepe'den gelen var, merkezden gelen var. Senin biraz zamana ihtiyacın var. Zamana ihtiyacımız var. Ben inanıyorum mutlaka kulüpten mutlaka Kocaelispor'a oyuncu gidecektir ve A takımda da inşallah oynayacak. Senin şimdi hedefin de olmalı zaten. Sen tabii, oynayamadın. Tabii aynen. Ama senin bir öğrencin Kocaelispor'da oynasın mesela. Tabii çok memnun oluruz. Yani bizim için gurur meselesi olur. İnşallah o günleri görürüz. İnşallah. Tabii sevgili Aykut'un babası da futboldan gelmiş. Malofis'te mi? Tabii Malofis'te. Malofis'te işte o efsane Malofis döneminde Kadem abinin, Refik Erencan'ın, evet. Allah rahmet eylesin Faruk Baştürk. O sonraki evet. dönemde olabilir. Aynen sağ olun. Ama onların o dönemlerde biz de tabii maçlara gidiyorduk. Bir efsane bir takımdı o. Aynen. Suat abi de oradan geldi. Gerçekten çok büyük saygı duyarım. Suat abi de bizi izliyorsa buradan ellerinden öpüyorum. Tatilde sanıyorum aynen, değil mi? Yazlıkta tatil, dinleniyor. Evet. Sevgili Aykut'un kardeşi de iyi futbolcuydu Turgut. Evet Turgut aynen. O da üst düzey şey oynadı. Senin oynadı. Süper Lig'de oynamadı galiba değil mi? Yok oynamadı ama ikinci Kartal'da oynadı. Karabük'te oynadı. Hatta Antep'e beraber gittik Gaziantepspor'a. Benden sonra o da geldi ama o belirli bir dönem kaldı. Sonra ayrıldı. Sen buradan Petkim çıkışlısın değil mi? Tabii tabii. Erdal abinin zamanı herhalde. Erdal abi Köpülü rahmetli var. Köylü Mustafa bizim Mustafa altında. Tabii o dönemdi. Ondan sonra ben işte Ankara Petrofis'e gittim. Orada profesyonel imza attım. Senin o Petrofis hikayende Müjdat Afşin var mı? Ya Müjdat abinin şöyle... Çok kişiye şey olmuştur da. Oldu. Benim o dönem Petkim'de oynarken yine rahmetli Faruk abinin beni bir hafta... Faruk abinin de çok iyi şeyler, diyalogları vardı. İyiydi. Müjdat abi de o zaman PTT'deydi. Ben bir hafta gittim orada tesislerde kaldım. Ahmet Asena da hocaydı. Ahmet abi doğru. Ankara Petrofis'te. Hatırladım. Ben Uğur Soykan da oradaydı. Ben bir hafta kaldım. Onlarla idman yaptım. Onlar zaten beğenileri olmuş ama o dönem cep telefonu yok. Ev telefonu ulaşamıyorlar, edemiyorlar. Böyle bir şey oldu. Sonra Ankara Petrol'e biz sezon başı gittik, imza attık. Ben iki maç oynadıktan sonra da işte bir 60 kişilik bir grup çağırdılar Soma'ya. Ümit Milli Takım seçmelerine. Ben 60 kişinin içinden ikincilikten ben, Ersel vardı sonradan Bursa Spor A takım sağ bek Ersel. Bir de rahmetli, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Yalçın da Tavşanlı Ligit'teydi. O da üçüncülükten İtalya maçı vardı bizim İzmir'de. Evet. O maça çağırdılardı bizim yani. Orada sizin da bir Yalçın'la bir kesiştiğiniz nokta var. Geçen sosyal medyada i̇şte paylaşmıştım. Öyle, öyle oradan şeyimiz var Yalçın'la yani. Oradaki ya. O kamptan bize 60 kişinin arasından 3 kişi çağırdılar. Yalçın da 69'uydu galiba değil mi? Yaşıt mıydınız siz ondan? Bir yaş Yalçın var. Zannedersem 70 doğumlu olabilir. Şu an bir yaş falan var. Bir yaş var evet. Aynı dönem oynamışız evet. Yalçın'ın da buradan Allah rahmet eylesin analım. Nurlar içinde yatsın. Tabii çok bugün vefat haberini duydunuz Ümit Birol. Evet. Ki Kocaelispor'da 90 işte Mustafa Denizli dönemiydi sanıyorum. İşte senin gelemediğin sezonda biz de oynadı Fenerbahçe'den gelmişti. Vefat etmiş. Evet. Ben de çok tanıdığın, Ümit abiyle biz 96 senesinde UEFA A kursuna gittiydik Bursa'da. Bir ay beraberdik. O da çok düzgün, çok kaliteli, yani müthiş bir insandı. Yani yaşı yetenler hatırlayacaktır. Tabii evet. 95 kaç sene olmuş. Çok da iyi futbolcuydu. Bayağı sene olmuş yani. Bizim çok net hatırladığımız. Evet. Çok da iyi oynadı Kocaelispor Kulübü'nde. Sağ çıktı. Çok iyi bir kanat oyuncusuydu. Başarılı da oldu. Evet. Fenerbahçe performansı da çok iyiydi. Müthişti. Allah rahmet eylesin. Herhalde kalp krizinden galiba. Muhtemelen. Çok detayını bilmiyorum ama kalp krizi galiba. Allah mekanını cennet etsin. Kocaelispor Kulübü de onunla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı değil mi Gökhan? Evet. Yayınladı ben de gördüm galiba. Evet, Allah mekanını cennet etsin diyelim. Amin. Ümit kardeşimizin demiyorum. O benden büyük olabilir. Tam doğum
yaşını bilmiyorum ama büyük büyük bir ihtimalle. Allah mekanı cennet etsin. Aykut'cum biraz Gökhan'la biraz sohbet edelim. Gökhan'a hoş geldin dedik. Gökhan da bu arada dersine çalışıyor yani şöyle. Yok çalıştım da. Çalıştım da şu anda. Ekstra notlar. Yeni sıcak gelişmeler sıcak oluyor. Gelişmelerle ilgili. Bu akşam Afyon kampı başladı. İlk antrenman bitti. O zaman oradan bir sıcak haberleri alalım senden. Şöyle başlayalım abi. Biz seninle 14 gündür görüşemiyoruz. Oradan başlayalım ya. Oradan başlayalım. Niye? Aykut abinin Süper Lig'e gittiğinden başladınız. Peki abi 14 gündür. Kardeşin de gitmişti. O da gitmişti, bu da gelmişti. Ben iki hafta geriye. Ben şimdi iki hafta Aykut'u geriye daha gittim. Yakından tanısınlar diye abi, çok bilmez. Ben iki hafta geriye gittim çok mu? Peki abi, hadi peki. Ya tabii çok konumuz var. Var var, çok konumuz var. O yüzden var. Hızlı geçişlerle önemli bilgileri paylaşacağım. Doğru. Birkaç da mesaj vermek istiyorum camiaya paylaşmak. Şimdi kamptan başlayalım istersen sıcak. Şu anda bu akşam antrenman vardı. Şu an kamp en sıcak şey ama gelişmenin de hiç olmadığı bir şey. Bu akşam takım toplandı, idman yaptı. Evet. Herkes orada. Kamptan önce çok daha sıcak gelişmeler, gün önemli boyu olaylar yaşandı. Gün boyu ve öncesinde biz program yapmadık ya. Evet, programı takip edenler bilsinler. Sadece programı izleyip olanlar. Peki sen bir değerlendir takım sahaya indi ayın 30'unda. Evet. Topbaşı yaptı. Denenmeye gelen oyuncularla birlikte kalabalık bir ekip vardı. Denenmeye gelen oyuncuların tamamı gönderildi. Sadece Alanyaspor genç takımından gelen Muhammed Arda uzun kaldı ve kampa da götürüldü. Bunun haricinde takıma kazandırdığımız yeni oyuncularımız oldu. Atabay Çiçek, Onur Atasayar ve Harun Tekin, kaleci Harun Tekin transferleri gerçekleşti. Bugün de transferini birkaç gün önce duyurduğumuz Kouakou şehre geldi. Önce sağlık kontrolünden geçti Christian Kouakou. Sonra öğleden sonra statta kendisi için bir imza töreni yapıldı. Şimdi diğer transferleri zaten camia kabul etti. Biraz Kouakou'nun transferinde başta yoğun tepkiler yaşandı. Onun da anladığım kısımları fazlasıyla var. Yalnız şunu söyleyeceğim. Harun Tekin transferiyle alakalı şöyle bir durum yaşandı. Gökhan küser mi? O konuda bilgi alalım sen. Antrenmanlarda gidiyorsun. Beraber çalışıyorlar. Yan yana fotoğraflarını çektik hatta. Beraber çalışıyorlar. İkisi de bir mutsuzluk, bir kırgınlık falan Gökhan'da görmüyor. Belki şey olmuştur. Kendi için iç aleminde ama yaşamış olabilir ama yansıtmıyor. Yansıtmıyor tabii ki. Yansıtmaz. Profesyonel. Şöyle bir durum yok herhalde. Gökhan, takımdan ayrılması gibi bir durum. Ya şimdi yok. Deriz yarın ayrılır. Bilemeyiz ki. Bilemezsin tabii. Ama ben Gökhan Değirmenci bu takımın kaptanı, bu kulübün geçen sezonki şampiyonluğunda çok büyük rol oynamış bir oyuncu. Çok tecrübeli, çok deneyimli bir oyuncu. Harun Tekin geldi diye ayrılacağını da zannetmiyorum. Bence devam edecektir. Bu rekabetin içerisine girip formanın en güçlü ortağı ve adayı olarak devam edecektir. Şimdi Kouakou, Christian Kouakou transferi hakkında. Evet, bugün stadyumda, imza töreni. İlk defa Kocaelispor galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Önce imza töreni oldu mu stadyumda? Ben hatırlamıyorum. Yoktu galiba. İlk oldu. Ben hatırlamıyorum. Bundan sonra güzel oldu ama. Güzel oldu. Bundan sonra da hep stadyumda olacakmış. Fiziki şartlar olarak daha uygun. Doğru. Basın mensupları için de daha kolay. Körfez'e gidip geri İzmit'e geliyoruz biliyorsun abi. Doğru. Zamanla yarışıyoruz çoğu zaman. Şimdi tabii şuradan başlayacağım. Başkan Engin Koyun'un Dino ve Kasongo'dan daha iyisini alacağımız dediği açıklamanın ardından beklenti yükseldi. Dolayısıyla taraftarda ve camiada bizlerde ismi bilinen, rüştünü ispat etmiş, Türkiye'de oynamış, bu ligleri bilen, mesela çok atıyorum, hiç alakası yok buradan söyleyeyim, Rodallega. Mesela genç, şu an çok yaşlı da hani örnek İsim yani. İsim olarak. 30 yaşında bir Rodallega gibi bir oyuncu gibi mi acaba öyle? Hayal ettik. Tabii şimdi Christian Kouakou denince birden ben de açıkçası o açıklamanın ardından Kouakou'yu herhalde ilk defa ismini duyduk değil mi? Duyunca evet ben ilk defa duydum. Bir şaşırdım. Hayal kırıklığı da kim yaşadım. Kim bu acaba ya? Allah. Yalan söyleyemem. Taraftar da şimdi düştüğümüz sezon işte Tizdel, Omolo, Mancek, Pereira'yı ayrı tutuyorum. Cabezas gibi. Pereira geldiği zaman da ya bu adamı nasıl geldik çok uçacak falan demiştik. Evet. Hiçbir şey alamadık. Ya ilk seneki transferlerimiz komple şeydi.
Şimdi bunu da yaşadık. Küme düştük ya. Bir de açıklamanın ardından da Christian Kouakou ismi gelince ister istemez bir böyle negatif reaksiyon yaşandı. Sadece o değil ama. Bir de bu sene oynadığı maçlara baktı insanlar. Tabii. 5 maç oynamış. Tabii. Golü yok. Ona tabii. da bakınca insanlar tabii. zaten köpürdüler. Bir ne oluyor oldu. Hak da veriyorum. Zaten küfür ve hakaret olmadıkça yapıcı eleştirici, olumlu çöp eleştirici. Çöp dediler sadece. Herkes sever. Çöp diyenler de oldu. Benim çok sevdiğim bir kardeşim de çöp dedi. Öyle mi? Ona dedim ki deme. Erken konuşma. Ya şimdi övgü de yersiz, yergi de yersiz. Tabii. Abartmamak lazım. Abartmamak lazım. Ya bu adam görmek lazım. Şimdi görmek lazım. Şimdi bu adam çok iyi adam. Bu ligin altını üstüne getirir de. Abartı. Abartı. Ya bu adam çöp, leş. O da olmaz. O da denmez şimdi. Evet. Çünkü Dino'yu da buraya gelmeden önce tanımıyorduk. Kabongo, Kasongo bugün birinci ligi kasıp kavuruyor. Nereden gelmiş? Baksınlar. Yani bundan önce neredeymiş? Ne kadar önemiş? Bakılsın. Şimdi şöyle bir şey Kouakou ile alakalı. Maç az oynamış. Beklenen isim değil. Birinci ligdeyken korkunç yanlış transferler yapıldı. Acaba mı oldu? Sonra tabii olayın devamında Kocaeli Spor yönetiminin bir santrafor daha alacağını, evet. Kouakou'nun daha çok 4-4-2'de, 3-5-2'de, 4-3-3'de ikinci santrafor, ikinci santrafor gibi, yardımcı santrafor gibi, kanat forvet gibi oynatılmasının planlandığını, fulleli çünkü hızlı bir oyuncu, santrafor, diğer santraforun ise daha çok, sen yıllarca futbol oynadın abi, çok iyi biliyorsun. Daha çok gol noktasında kalan ceza pivot, sahası. Ceza golcüsü. Sahası golcüsü. Son vuruş oyuncusu. Bu daha çok gezgin. Bu daha gezgin. Yani bu gitsin mücadele etsin getirsin ama şimdi bu çocuğun da videolarını izledik. Son vuruşu gerçekten çok bu iyi. Bu da iyi evet. Şimdi ben çocuk nasıl çıkar? İnşallah iyi çıkar. Çünkü bizim futbolcumuz temennimiz iyi çıkmasından yana. Ama herkesin de gözünün gördüğü bir şey var. Geçen sezon hiç oynamamış. Bu bir handikap. Sadece ligin son maçına çıkabilmiş. Onda da 53 dakika oynamış. Takım 10 kişi kalmış. Taktik gereği oyundan almak zorunda kalmışlar. Ama sakatlandığını söyleyelim. Tabii ondan, niye oynamamış ondan 4-5 önce sakatlanmış olması da tedirgin etti işte. Ondan 4-5 hafta önce de 1-2 dakika 83 dalmış, 86 dalmış. Yavaş yavaş hazırlamış. En son ligin son hafta maçında 11 oynamış. Onda da 53'te çıkmış ama herhangi bir sakatlıktan ya da fiziksel yetersizlikten çıkmamış. Takım var 10, mı öyle oynamışlar? Takımı 10 kişi kalmış. Taktik gereği. 3-0 kaybettikleri maç. Evet. Şimdi bir başka santrafor daha alacağız. Asıl santraforumuz bu değil açıklaması olup da. Kouakou için de hocamız rapor verdi. Ertuğrul Hoca'nın onayıyla ve bizzat isteğiyle oyuncuyu aldık deyince biraz tepkiler kırıldı. Evet. Sonra oyuncunun videoları izlenince... Oyuncunun gerçekten bir gol vuruşu kalitesi geçmiş, var. Geçmişi. İsveç Ligi'nde başarılı bir geçmişi var. İsveç Ligi genelinde söylüyorum. Göteborg bugün dünyanın kabul ettiği bir kulüp. Tabii. Orada Göteborg'a kadar transfer yapmış. Bizim ülkemizde Anadolu Kulübü'nde oynayan bir golcünün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a transfer yapması Biz gibi. Anladım, İsveç'te o liglerde oynayan bir oyuncunun işte Göteborg'a, Malmö'ye gitmesi. Sonrasında... sakatlık endişesi işte yani sakatlandı bir daha sakatlanır mı ama bugün detaylı sağlık bir sağlık kontrolünden geçti. Uzun da sürdü. Sonra şeyde son şartlar konuşuldu ve anlaşıldı. Şimdi toparlamak gerekirse Christian Kouakou 28 yaşında sakatlık yaşayıp son sezon oynamadığı için bir dezavantaj söz konusu. Bunu kabul ediyorum. Evet. Taraftarın bu anlamda tedirginliğini de anlıyorum. Hani bu oyuncu değil de ligi bilen, daha hazır, daha bilindik bir yabancıdan yana bu hakkımız kullanılamaz mıydı sorularını da anlıyorum. Fakat hocanın Kouakou'ya kabul etmesi, onay vermesi ve özellikle transfer ettirmesi, ben kendim için söylüyorum. Kendimden kafan rahatladı. Hiç kimse için de bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben futbolu ve futbolcuyu Ertuğrul Sağlam'dan iyi bilemem. Ya. Başkaları bildiğini düşünüp başka yorumlar yapabilir. Sonsuz saygı duyuyorum ama ben özellikle hocanın ısrarla istediği noktada, şimdi hoca da biliyor sakatlıktan çıktığını, her şeyi bir maç oynadığını, konuya tamamen hakim. Ya çok iyi oyuncu aldık.
Taraftar da böyle yapmasın falan da demiyorum. Ama leş çöpte denmez. Yani, çocuğun sonu sağlık kontrolünden geçmiş mesela. Geçmiş yani şeyde sağlam ortada. Adam, sapa sağlam yani, adam. Sağla atıyor, solla atıyor, ayak içi atıyor, ceza sahasının dışından atıyor, İnşallah kafayla atıyor. Tutarsa gelmiş. Şöyle bir handikap daha var, dezavantajı daha var. Avantajları da var, ondan da bahsedeceğim. İmza töreninde aldığım enerjiden. İlk defa İsveç'in dışına çıkacak. Evet. İsveç dışında ilk defa oynayacak olması bir dezavantaj sağlayabilir Aykut abi. 10 yıl orada oynamış. Orada doğmuş, orada büyümüş. Orası ülkesi ilk kez farklı bir ülke, farklı bir kültür, farklı bir medeniyet. Daha önce Konyaspor istemiş. Sezon başında sakatlanmış. Orada Nisan'da sezon başlıyor. Şubat'ta takım toplanıyor. Şubat'ta takım toplandığı zaman sakatlanmış. Bizim devre arasına falan geliyormuş. Bizde de Konyaspor devre arası bunu transfer etmek istemiş. Temas kurmuşlar. Anlaşmışlar hatta. Anlaşmışlar. Başkan bana öyle söyledi. Sezon sonuna kalmış. Bugün kendisi de söyledi çocuk. Söyledi röportajın, mi? Evet. Şubat'ta anlaşma sağlanmış. Sene sonunda gelirsin gibi konuşulmuş. Mukabele falan hazırlanmış. Ama sakatlanınca vazgeçmişler haliyle. Bugün basın toplantısında da şöyle bir şey söyledi. Bir rüyanın gerçekleştiğini, bir hayalim, bir rüyam gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum. Şunun kesinlikle sözünü veriyorum. Sahada her şeyimi vereceğim. %100'ümle oynayacağım. Elimden geleni yapacağım. Mental olarak uzun zamandır yurt dışında oynamaya hazırdım. Niyetim bu yöndeydi gibi açıklamalarda bulundu. Stadı çok beğendi. Bu statta çok iyi maçlar oynayacağımı düşünüyorum dedi. Kendince kendisinin tek probleminin ilk aşamada adaptasyon olabileceğini ve bunu aşmak için de elinden geleceğini yaptı. Elinden geleni yapacağını söyledi. Ben de inanıyorum. Camiamız hayırlı uğurlu olsun. Söylemiş olduğum gibi taraftarın Tizdel, Kabezaz, işte Omolo, Mancek örneklerinden sonra bu transfer ismini duyduğunda ilk anda göstermiş olduğu reaksiyonu, sakatlıktan dolayı yeniden dönecek olmasındaki reaksiyonu da anlıyorum, hak veriyorum ama umarım endişelenilen gibi olmaz. İnşallah. Burada Ertuğrul Hoca'nın özellikle istiyor olması ve transferin bitirilmesinden yana tavır takınması. Şöyle de bir şey oldu. Biz oraya gittiğimizde hocamızla konuşurken, transferlerle alakalı röportaj yaparken, hocamın açıklamalarıyla alakalı da birkaç dipnot paylaşacağım abi, önemli. Dedi ki bir iki gün içerisinde istediğimiz bir oyuncu gelecek. Onun kampın başında olacağını düşünüyorum dedi. Sonra bir oyuncu daha gelebilir falan dedi. Bu bahsettiği oyuncu da Kouakou'ymuş. Yani onun kampta olmasını istiyorum dediği oyuncunun da Christian olması beni biraz daha rahatlattı. Özellikle istediği bir oyuncu. Umarım Christian başarılı olur. Christian'a hoş geldin diyorum. Başarı diliyorum. Tabii bu Christian'ın gölgesinde kalan bir transfer oldu ama bence Fatih Bektaş. Genç çocuk bence bu sene evet. Yani milli takımlardaki performansı U17, 18, 19'da oynamış bir oyuncu. Az değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Milli takımda ettim. Herkesi çağırmazlar. Aynen. Sen araştırdın bildiğim kadarıyla. Ben Zonguldak Spor'da 6 oynadığım sene için, oynadığım için evet. Yani 4,5 sene işte o 6 sene diyeyim Ereğli, Kilimli neyse. Evet. Bugün aradım birkaç kişiyi. Çok iyi referans verdiler. Değil mi? Çocukla alakalı çok hızlı, süratli. İşte iki tarafta da kanatta oynayabilen. Çok hızlı. Evet, 2000 doğumluymuş zannedersen. O flash transfer olabilir mi? Ben sana söyleyeyim. Çok hızlı. Hatay ben... Spor istemiş. 23 yaşında. Hatay Spor da istemiş onu bu sezon. Ciddi. Evet, ciddi. İyi ki geldin. Sözleşmesi dediğim gibi bir senesi daha varmış. Ama almış Koca Spor herhalde. Bonservis vermiştir. Bonservis parası verilecek anladığım kadarıyla. Verilecektir. Herhalde. Sözleşmesi bitmemiş mi? Yok. Bitmemiş diyor o soru. Öyle ben mi? Sormadım. Ben sanki bitmiş diye gördüm. Yok bir senesi bitmemiş daha. Bitmemiş olabilir, o sormuştur. 3+1 anlaştık biz de. Evet, 3+1. İyi mukabele yaptı. Çok heyecanlıydı o çocuk da. Yani heyecandan sesi titriyordu. İyi ki gelmişim dedi. Çok çalışacağım. Zonguldaklı bu çocuk. Çabalayacağım dedi. Değil. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş. Yok değil ama orada. Ben şimdi altyapısı Fenerbahçe. Ertuğrul Hoca'nın, o da Akçakocalı bildiğin gibi Ertuğrul. Evet. Oraya da Zonguldak. Belki o yani biliyordur, seyretmiş de olabilir. Araştırmış olabilir. Ertuğrul Hoca'nın da istediği bir oyuncu da olabilir yani. Tabii. Belki de öyle. İlla ki bir bağlantı varmış olabilir. Zaten hoca istemese bile hocaya oyuncuyu gösteriyorlar. Hoca bakıyor, bugün, araştırıyor. Bugün Engin Başkan imza töreninde de söyledi. Kesinlikle hocamız olmadan, transferde hocanın onayı olmadan bitirmiyoruz dedi.
ben zaten Ertuğrul Hoca'nın da kendisinin yapmadığı bir şeyin yapılıyormuş aynen, gibi lanse ettirilmesine razıyım zannetmiyorum. Yani. O da araştırmıştır ve bu işin onayını vermiştir. Ertuğrul sağlam. Ne oldu biliyor musun abi? Ne oldu? Antrenmanda. Ya şimdi eskiyi anımsatmak manasında söylemiyorum. Kötülemez ama. Eskiyi. Yok. Yok yok eskiyle işim yok. Güzel bir şey yaşadım. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi Fırat Hoca ile ilgili aleyhinde konu. Zaten, yok, yok, zaten yok. İzlemiyor. Yok, şey, yok, yok. Takip etmiyor da. Tam olarak onunla alakalı bir şey. Buyurun. Şimdi Öztürk Hoca var. Ertuğrul Hoca'nın ekibinde. Bir de Burak Hoca var. Burak Akalp. Atletik performans antrenörü. İkisi şimdi sahada bana bakarak bir şey konuşuyorlar. Öyle işaretleşiyorlar falan. Ben varım sadece sabah antrenmanı. Diğer arkadaşlarım akşam geldiler. Ben sabahta gidebildiğim zamanlar gittim. Sonra baktım Öztürk Hoca bana doğru geliyor. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. İlk defa diyalog. İlk defa diyalog. Biz dedi yardımcı antrenörüm dedi araştırmış dedi. Burada dedi birkaç gazeteci arkadaş sürekli takip ediyormuş. İçindeymiş. Sen de bunlardan birisiymişsin. Memnun oldum. Ben işte Öztürk Hoca falan diye inanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Evet. Yani adam hiç orada ilk kez karşılaştık. Orada herhalde diğer hoca baktı bizim hesaplarımıza falan da bakmış olabilir. Yani bir de şunu söyledi orada sohbet ederken onunla biz dedi hep Ertuğrul Hoca bunu seviyor aslında dedi. Hep buralara geliyor dedi. Beşiktaş, Bursa, Eskişehir. Hep camianın büyük olduğu, taraftarın uç olduğu, başarıda coşkunun, mutluluğun, heyecanın çok üst yaşandığı. Diğer tarafta da ya biz Samsun'da yaşadığımız baskıyı hiçbir yerde yaşamadık dedi adam. Korkunç bir dönem geçirdik orada dedi. Ya sonra ben de düşündüm hakikaten hep hocanın şeyine baktım. Çalıştığı kulüplere işte bir Kayseri Spor var arada, yeni Malatya var. Hep taraftarın çok olduğu, camianın çok olduğu yerlerde çalışmış. Ertuğrul Hoca'nın takımla enerjisi çok iyi, diyalogları çok iyi. Çocuklarla 5-2'ye giriyor gençlerle falan. Bir de şimdi bir oyun bulmuşlar aralarında. Antrenman bitince oynuyorlar. 12 kişi diziliyor Aykut Hocam futbolculardan. Hepsinin ayağında bir tane top var. Tamam. 12 kişi de kalenin yanında işte sağ direğin yanında 6 kişi. Sol direğin yanında 6 kişi, 12 kişi de kalede. Buradan oyuncular tek tek topa vuruyorlar. Üst direğe her vurdurduklarında onlar deparla koşup geri dönüyor. Anladım. Şimdi 2 tane vuruyor ya bunlar. Onlar 2 kere koşup gelince orada hırslanıyorlar. Biz 3 tane vuralıma geliyor iş. Onlar vuramıyorlar, onları yeniyorlar. Eğlenceli oluyordu. Fırat Hoca ile oluşan aile havasını da hocam korumuş ve devam ettirmeye çalışıyor. Güzel. Şu ana kadar da gayet başarılı olduğunu gördüm. Hem şakalaşıyor, bazen de çok sert oluyor, çıkmıyor. Ya. Biz hemen oradan geri uzaklaştığımız oluyor. Azaran'a falan bir iki kez çok şiddetli bağırdı. Koş sana falan diye. Zaten anlatırken herkes susuyor. Çok iyi gidiyor. Ben çok iyi bir enerji aldım. Şimdi şöyle bir tedirginlik yaşamıştım. Doğruyu konuşmak gerekirse. Fırat Hoca gittikten sonra gelecek olan hocamız bu kadar diyalog, bu kadar sıcaklık, bu aile ortamı devam eder mi, olur mu, olmaz mı? Ya da hoca işte çok otoriter olur, despot olur, oyuncu rahat edemez. Biliyorsun abi bu çok önemli. Aynen. Yani bu patron, doğru, müdür, çalışan ilişkisi gibi aynı. Doğru. Sonuçta onlar da orada işçiler, çalışıyorlar. Tabii. Takımın hocası genel müdür, patronu da başkan yönetim kurulu. Hiç şey yok ya, müthiş. İnşallah müthiş. Böyle devam edelim. Gençler de çok umutlular hocadan. Onların hepsiyle de tek tek konuşuyor. Çok iyi gençlerimiz var dedi. Ve şunu söyleyeceğim. Sonra sözü size bırakacağım. İlk geldiği zaman şunu söylemişti. Bir sezon çalışmadım, ara verdim. O bir sezonda kendimi geri çekip Türk futbolunda neler olup bittiğine bakmak istedim. Baktım ki Türk futbolu bir karanlığın içinde. Bu karanlığı delecek bir güneş olsun istedim. Kocaeli Spor'a geldim demişti. Vay olsun ya. Ya müthişti. Evet. Efsane söz değil mi? Ya, mükemmeldi. Aynen. Mükemmeldi. Türk futbolunun güneşi olmaya geldik demişti.
Kocaspor ismi çok büyük bir marka. Büyük bir marka. Büyük isim. Ertuğrul Sağlamlı da çok yakıştı. Evet. Transfer, evet, taraftarımız eleştiriyor, ağır gidiyor diye. Başkan bugün kendisi de söyledi, ağır gidiyoruz dedi. Bununla alakalı da eleştiriliyoruz dedi. Ama inanın hata yapmamak için bu kadar temkinliyiz, dikkatliyiz dedi. Atilla ile beraber 5 transfer diyebiliriz. 6. Tabii Atilla'nın sözleşmesi. Fatih ile ve sonuçta bizim oyuncumuz değil artık Atilla. İç transfer gibi gözükse de sol beke iki oyuncudan birisi de Atilla oldu. Fatih ile beraber 6 oyuncu. Evet, 6. Atilla'yı sayarsak 6, evet, Atilla'sız 5. Biraz yavaş gibi görünse de çok da fena değil. Ama bu hafta içi tabii çok hızlanmalı. En azından birkaç oyuncunun da Afyon kampına katılması mutlaka çok önemli. Kamp çok önemli. Kampta da belki bir maç Altay'la hazırlık maçı planlanıyor. Henüz hoca ona da tam karar vermiş değil. Asıl tabii Bolu'da hazırlık maçları olacak. Tabii Düzce'de Topuk Yaylası'nda yapacağımız kampta orada asıl planlamayı, programı yapacak. Ama transferde artık Afyon kampına en azından oyuncular bir iki günde olsa hedef. Ama sanırım bu bir iki gün çok şey geçecek. Transfer için yoğun geçecek. Geçecek. Evet. Kampta ağır geçer tabii, canlı çıkar. Bu sanıyorum sadece bizimle ilgili değil. Türkiye'de Süper Lig takımlarına da bak. Onlar da bayağı ağır. Ben haberini ağır yaptım. Okudun mu bilmiyorum. Okudum abi. Bayağı ağır gidiyor. Genel anlamda da insanlar bekliyor. Şimdi rakamlar da uçuk biraz. Biraz rakamların da biraz aşağı gelmesini, bir de transfer dönemi artık Avrupa'yla aynı değil. Değiştirdik. Onun da bir şeyi var. Biraz daha uzattılar bizim işi. Onun için yani aslında çok ağır gittiğini düşünmüyorum ben de. 5 transfer şu anda. Zaten kaç tane oyuncu alacağız Gökhan? Var mı bir sayı? Ya tam sayı yok. Yok, öyle bir sayı vermediler ama herhalde. Ama önemli olan eksik mevkilere oyuncu alalım. Şimdi 6 numaraya bir tane, 8 numaraya bir tane, bir tane santrafor. Stoper alınacak. Bir tane stoper, bir tane sağ bek, bir tane kanat, zaten 6 tane yani planlamada var. 5-6 tane alacaklar yani 5-10-11-12 transferle bitecek gibi. İhtiyaç olacak. Tabii beklemediğimiz Tayfun. Ayrılıklar gidişi olabilir. Beklenmeyen ayrılıklar da olabilir. Olacaktır zaten. Ayrılık olacaktır. Tabii gelenler yaparlar. Tabii Tayfun'un özellikle gidişini beklemiyorduk. Geçen sene en iyi oyuncularından biri. Sen de mutlaka takdir ettin. Hiç beklenmedik bir şey. Süper Lig takımı kampına davet etti ve gitti. Bir daha dönüşü bildiğim kadarıyla olmayacak. Zaten sözleşmesi falan feshedildi. O konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tayfun hakikaten bizde kalsaydı bu sene kadroyu zorlayabilecek o kapasitede bir oyuncuydu değil mi? Yani biraz fizik anlamında biraz şey var ama yine de geçen senenin iyi oyuncularından. Tabii canım, yani iyi oyuncularından. Yani takımın şampiyon olmasına büyük etkisi oldu. Emeği olan oyunculardan ama işte birincilik biraz da daha. Ama adam Süper Lig'de kampa gitti kardeşim. Süper Lig, birincilik zor abi. Süper Lig'de oynarsın, birincilikte oynayamazsın. Yani. Kampı bir de bilemiyorsun. Nasıl bir bakış açısı oldu? Tabii abi, Süper Lig birincilik, birincilik zor daha mı zor diyorsun? Ben Tayfun oynayamaz demiyorum bu arada. Daha zor diyorsun. Bence birincilik Süper Lig'den zor. Daha mücadele, daha tabii mücadele lazım. Ya Süper Lig'de daha çok futbol oynanmaya çalıştığın daha, maçlar daha oluyor. Daha pas oyunu daha pas çok oluyor. Daha çok oluyor. Burada daha mücadele. Aynen. Burada gol attın mı bir de var ya, uf. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İkiniz de burada. Samsun Spor şampiyon oldu. Bir oyuncu ismi verebilir misin abi? Şu şöyle oynadı. Seyretmişindir. Ben de seyrettim. Öne çıkan oyuncu. Öne çıkan oyuncu yok ya Samsun Spor'da. Takım olarak çıktı. Takım olarak. Bölge olarak. İleri üçlüsü çok iyiydi dersin. Yani öndeki oyuncuları biraz. Öndekileri. Bakıyorum öyle bir. İsmen böyle bir oyuncu. Alıp götürmedi. Şimdi birinci ligi seyrettim ben çoğu maçı. Benim şimdi ön plana çıkarttığım bir tek isim o Pendik'teki Regattin. Evet. O çok iyi bir sezon geçirdi. Eyüp almış onu. Onu da hemen Eyüp aldı. Ben bütün hemen dediğim gibi iyi koç geliyor. Başka Samsun şampiyon oldu. İşte Rize oldu. Oradan böyle bir oyuncu şey gelmiyor bana yani. Evet. Ya şunu alsan fayda sağlar diyeceğim bir oyuncu yok. Takım olmuşlar çünkü. Evet. Takım olarak evet, oynamışlar. Takım olmak önemli tabii. Ben vur mesela. Müthiş işler yaptı Rize'de. Ertuğrul Hoca'yla da bu şey olur yani bizde de sağlanır. İnşallah. Sen şimdi geçen sene bir sürü maçını izledin. Şimdi ne eksik görüyorsun şimdi? Hangi bölgeler? Nerelere transfer yapması lazım Kocaeli? Ben özellikle stoper mevkiine acil oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Sen bir değil iki tane oyuncu mu istiyorsun? Ya, yani öyle bir imkan olursa, hem imkan olursa. Biraz ağır değil mi bizim stoper? Ağır biraz ağır, evet. Yani, ağır. Maalesef ağır. Bir Onur tabii geliyor. Evet. Ben Onur'un bu sene bir yere gideceğini düşünmüyorum. Yani bir kadroda olacak diye düşünüyorum ben Gökhan ama. Ben de öyle düşünüyorum. Antrenmanlarda nasıl evet, bilmiyorum. Antrenmanlarda da çok iyi, çok gayretli. Üstüne koymuş. Net olarak biliniyor.
güçlü, çok güçlü, yere çok sağlam basıyor. Geçen sene o kadar uyumlu, maç oynadı adam. Tabii çok maç oynadı. 33 maç falan oynamış. Uyumlu. Zaten bizim çocuk. Eğer Onur çocuğu olduysa ben bir stopere bir oyuncu daha, iyi bir çabuk bir oyuncuyla. Çabuk sanki seri bir Onur kalmak istiyor. Devam etmek istiyor. Muhtemelen bence de kalır ya. Ya inşallah bizim çocuğumuz burada. Bizim çocuğumuz İzmitli çocuk oynasın takımda. Yani gittiği takımlarda da hep iyi oynadı. O bir oynadı. O bir de %100 altyapı çocuğu. Aynen. Futbol okulundan falan geliyor bildiğim kadarıyla. Onların ailesi de çok büyük hizmet oldu. Hem abisi hem amcasının oğlu. İyi bir Kocaelisporlu bir ailedir. Ben de çok istiyorum. Aslında öyle bir oyuncu. Genç de oyuncu. Genç, evet. Alsın formayı. 10 sene oynasın kardeşim tabii, orada. Tabii. Stoper. Onun dışında ne görüyorsun? Mesela Gökhan'ın dediği gibi 6 numara, 8 numara pozisyonda. Ben mesela ismini duydum. Kimin? Çok hoşuma gittiydi. Yani keşke alınabilseydi ama Manisa'ya gitmiş. Kim? Ümraniye'deki Oğuz Gürbulak. Evet ya, müthiş oyuncuydu. O çok ya. İyi futbolcuydu. Ben ismini duydum. Manisa mı aldı? Manisa'ya gitmiş. Manisa'da iyi takım yapıyor. İyi oyuncular aldı. Manisa iyi takım yapıyor. Mesela onu çok... Yani Burak Kapacak transferi gündemde. Ona ne diyorsun Burak Kapacak? Biz fayda sağlayabilir Kocaelispor'a. Yani iyi oyuncu aslında. İyi oyuncu, yani evet. Ya bölgede... Aylettin abi, şimdi futbol öyle bir şeye evrildi ki artık hızlı, süratli oynanıyor. Geçiş oyunu oynanıyor. İşte çabuk oyuncularla işte oynanıyor. Burak Kapacak öyle bir oyuncu. Tabii onu söyleyeceğim yani. Bizim de öyle kenar oyuncularımızın o tarz olması lazım. Aynen. Ama geçen sene birinci ligdeyken falan yani bir işte bizim Rize'ye giden neydi çocuğumuz? Benur o tarzdı. Burak daha farklı bir oyuncuydu. Burak Süleyman. Yani artık hızlı oyuncularla oynanıyor. Yani bakıyorsun Avrupa'da da öyle. Liglerde oynayan, Şampiyonlar Ligi'ni seyrediyorsun öyle. Hani benim istediğim tarz ve bizim hocalarımızın istediği tarz öyle olmalı diye düşünüyorum. İnşallah bizim de Kocaelisporumuzun da önde oynayan kenar oyuncularının çabuk, seri, iş çözebilen, finali yapabilen, gol atan, gol attıran o tarz oyuncular. Tabii bunlar söylediklerim çok üst düzey belki. Hani Süper Lig'deki takımlar da böyle arıyor ama inşallah bulduğumuz işte bu Christian öyle bir oyuncu çıkar. Çok farklı meziyetleri olur. İnşallah dediğim gibi böyle oyuncular da bize nasip olur. Bu yaptığımız transferle ilgili, onunla ilgili ben tabii şeyde de takip ediyorum senin sosyal medyayı. Bir Kocaelispor'a transferle ilgili yorumları da yapıyorsun. Atabey, Onur. Onu, evet. Onlarla ilgili ne diyorsun? Onların transferine olumlu bakıyor musun? Ya ben Onur sol bek oynadı Ümraniye'de. Şimdi Atilla ile anlaştıktan sonra tabii inşallah bulurlar. Önce tabii Onur'la anlaştılar, sonra yani Atilla ile sonradan anlaştılar. Belki Ertuğrul Hoca Atilla'yı sol bek oynatıp Onur'u sol önde bile oynatabilir. Zaten sol önde daha iyiymiş o, değil mi? Çabuk, o da hızlı, seri bir oyuncu. İkisini beraber oynatır diye ben de tahmin ediyorum. Olabilir. Eğer dediğimiz tarzda oyuncu bulamazsa o şekilde de olabilir. Atabey'i de ben direkt santrfor gibi düşünmüyorum. Hmm. Çünkü öyle o tarz bir oyuncu değil. Daha çok böyle santrforun arkasında oynayacak. Hmm. Sağında, solunda oynayacak. Hmm. İşte onun aşırtacağı güçlü, işte demin söylediğimiz gibi Gökhan'ın o tarz bir santrfor geldiği zaman onun arkasında, yanında falan iş yapabilecek bir oyuncu ama direkt onu stoperlerin kucağında oynattığımız zaman çok verimli olacağını düşünmüyorum. Belki de hoca öyle düşünüyordu. Yani muhtemelen o da öyle düşünüyordur. Çünkü onunla da çalıştı herhalde Ertuğrul Hoca. Tabii. Daha önce beraber çalışmışlar. O da onun yeteneklerini biliyordur. Onur'un da aynı şekilde biliyordur. Ben olumlu bakıyorum iki transfere de. Yani bunları söylüyorum Harun, ama... Harun? Kaleci? Ya Harun'la Gökhan birbirine yakın görüyorum. Ben de hatta yakın gelirken görüyorum. De konuştuk kim oynar diye. Ben hala kimin oynayacağını birinci kaleci bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Yani bazıları diyor ki hoca Harun'u birinci kaleci olarak aldılar. Oynayamaz, küser gider diyorlar. Hiç öyle ben bakmıyorum. Gökhan da öyle bakmıyordur muhtemelen yani. Aynen. Gökhan formayı alabilir yani bence şeyden. Aralarında böyle uçurum derecesinde bir fark yok yani bence yani. Çok yakın yani birbirlerine. Güzel bir rekabet olur ama özellikle kalecilerin şöyle bir şeyleri rekabeti var. Rekabeti sevmezler mi kaleci? Yok, rekabeti severlerden ziyade benim oynadığım dönemde de hep öyledir. Hı. Oynayan kaleci de yedek kaleci de hep iyi anlaşırlar Aylettin abi. Hiç böyle aralarında ben şey olduğunu görmedim. Futbolcu arasında olabilir ama hani birbirlerini desteklerler, o oynasın. Birbirlerini hep maç kazanma adına motive ederler. Ben hiç karşılaşmadım. İnşallah burada da Gökhan da Harun da bu takımın başarısı için her şeylerini verirler. Kimin oynamasından ziyade
kim oynadığı zaman en iyi performansı göstereceklerdir diye düşünüyorum yani. Ben de transfer, yani olumsuz bakanlar çok. Yani haksızlık yapıldığını söylüyor insanlar. Gökhan'a mı? Gökhan'a. Harun'u transfer. Şöyle olabilir, belki haksızlık olabilirdi. Çok üst seviyede bir kaleci transferiyle. O zaman hakikaten Gökhan'a düşünülmüyor. Bu takımda da artık yedek kaleci de oynamak istemez. Evet. Gider diye bakabilirdim. Yani evet. Arada bayağı bir fark olsaydı. Uçurum olsaydı yani olurdu, uçurum. Evet. Öyle bir kaleci transferinde hakikaten onu düşünürdüm ama şimdi öyle olduğunu düşünmüyorum ben yani. Ben şimdi şu anda asla bu takımın birinci kalecisi Harun'dur diyemiyorum. Hayır, ben de seninle aynı. Sen de aynı fikirdesin. Sen diyor musun? Birinci kaleci demiyorum. Harun'dur. Demiyorsun değil mi? Ama enteresan bir şey var. İnşallah yani burada bir rekabet ortamı sağlar. Zaten Ertuğrul Hoca da gelmeden önce de aynı şeyi söylemişti transferle ilgili. Burada Gökhan çok iyi ama onunla rekabet edebilecek aynı düzeyde bir kaleci alınması gerekiyor demişti. Evet. O paralelde bu transfer yapıldı zaten. Aynen. Tabii burada şöyle bir şey olacak herhalde. Şimdi İsmet var. Bir de genç kaleci bizim Eren miydi? Evet. Gökhan. Onlar 4 kaleci. Dolayısıyla 3 kaleciyle devam edeceğiz. Büyük bir ihtimalle herhalde İsmet'i bir yere kiralayacaklar falan mı? Çünkü artık İsmet'in bu noktada forma 3. kaleci veya işte 3. kaleci de genç genellikle bulundurur. Doğru söylüyorsun. Yani sanki oraya doğru gidiyor. O da oynayacağı bir kulübe gitmek ister zaten. Yani onun için de iyi olur. Ya. Gitsin. İsmet de burada çok... Gerçi sözleşmesi uzun süreli bir sözleşmesi var ama kiralanabilir. İsmet'i taraftarımız seviyor ama... Görev düştüğü zaman elinden yani, geleni yaptı yani. Yaptı. Yani İsmet'e de kimse... Kötü gözle bakmadı. Yani hakikaten taraftar da özellikle o Korcan'ın o hatalı goller yediği dönemde büyük bir sevgi gösterisi gösterdi taraftarımız. Vefasını gösterdi ama şimdi sanki iş oraya doğru gidiyor. Evet. Şu anda kamptalar değil mi hepsi? Gört kaleci evet. Gitti. Büyük ihtimalle kamp döneminden sonra bu böyle bir tasarruf olacak diye tahmin ediyorum ki öyle olması lazım. Evet. Çünkü öbür işte son maçta izledim mi bilmiyorum Eren'i, genç kaleciyi bizim. Yok, seyredemedim. Çok iyi maç çıkarttı o son Ankara Demir maçında. İlk defa oynadı onu. Bayağı iyi yani. Maşallah. Yani hiç belli olmaz. Bak o belki bizim iki tecrübeli kaleciyi de zorlayabilir. Belki kaleye de geçebilir. Olabilir. Belli aynen. Bir yetenekleri var. Aynen, doğru. Ben onu çok beğendim o kaleciyi. Yani istikbali olan bir kaleci o Eren. Gökhan, katılıyor musun bu görüşüme, bilemedim. Katılıyorum abi görüşüne. Evet. 75 bin euro imza parası, 12 ay üzerinden 14.500 euro, yani 174.500 euro maaş artı 55 bin euro bonuslar, ev kirası ve kiralık araba. Neden bahsediyorsun? Kakao'nun. Maliyetini açıkladılar mı? Evet. Kulüp mü? Kuaku'nun. Kulüp mü açıklıyor bunu? Evet. Kulüp açıklamazdı. Açıkladı. Kulüp değil. Resmi mi yani bu? Yönetici yazmış abi. Yönetici. Yani resmisi ne, gayri resmisi. Yok, yönetici yazdı demedin şey sen bana. Şöyle bir şey oldu da. Bir daha söyle, ben merak ettim kaç para. La Golfo bir paylaşım yaptı da orada İsveçli bir gazeteciyle yazışmışlar. Hmm. O İsveçli gazeteci demiş ki burada 2000-3000 euro kazanıyordu demiş ayda. Sence? Gerçek olma ihtimali var mı? Bence gerçek olma ihtimali. Var mı? Var, ihtimali var dersen ona göre konuşacağım. Var mı yok mu? Abi ben, bana çok şey gerçekçi gelmedi de. Gerçekçi değil tabii. Gazeteci niye öyle bir şey yazar? Bu İsveç'in en üst liginde oynamıyor muydu? Evet abi. Biri Süper Lig ya. 2-3 nedir ya abi? İsveç Ligi çok düşük bir lig midir ya? O kadar da değildir ya. Bir de abi. En üst ligde oynuyor yani. İşte dedim malum öyle Göteborg'la falan oynadığı ligde yani oynuyor. Adam Süper Lig'de oynuyor. Biz birinci ligde oynuyoruz yani, ya. Adam aynen. Süper Lig'den geldi yani. Aynen. Yok abi. Zannetmiyorum öyle 2000-3000 euro. Mümkün mü ya? Bizdeki maliyeti ne diyorsun? Ha, genç olur da, genç olur da belki öyle bir şey olur. Ben tam anlayamadım Gökhan'cığım. Bir kaç saniye. 175? Abicim, canım abim. Bir şöyle. Dakika. Bir dakika güzel özür abim. Dedim. Sevgili abim. Buyur. Daniel gazetecinin adı. Demiş ki aylık kazancı yaklaşık 3000-4000 euroymuş. Oradaki takımda. Ayda 3000-4000 euro kazanıyor. 4000 euro kazansa senede 50.000 euro yapar. 36.000-48.000 euro yapıyor senede. 50.000 euro. 50.000 euro kazanıyor senede. 50.000 euro. Onun demesine göre. Bizim burada ne vermişler adama? Şimdi senin şey paylaşım. Bizim burada ne vermişler? Sen dedin ya demin okudun. 175.000 euro mu demiş? Evet. Garanti para mı?
Toplamını öyle dedin galiba. 75 bin euro. 75 bin euro imza parası. İmza 75 parası. Bin euro imza. Tamam. 12 ay üzerinden 14.500 euro maaş. Yani 140, 150, 170 mi? O civarda. Evet. Yani 174.500 oluyor. Tamam. 170. Evet. Evet. 55 bin euro bonuslar. Tamam. 250. Çocuğun eşi hamileymiş. Evet. Orada çalışıyor. İşini bırakıp buraya gelecekmiş. O yüzden ev tutmuşlar. Tamam. Bir de onlar araba kiralamışlar. Tamam. Ev kirası ve kiralık araba da var. 250 bin euronun üzerinde. 300 bin euroya yakın bir maliyet herhalde, değil mi? Öyle gözüküyor. Evet. 250'den biraz fazla ki... Ne oluyor abi Türk parasına çevirince? Bilmiyorum ki euro hesabını 250. 250 bin euro falan mı yapıyor? Evet. Tamam. Oradaki gazetecinin iddiasına göre de 50 bin euro kazanıyormuş orada yıllık. Yani 5 katını verdik diyor. Yani iddia öyle. İddia bu. Bu iddiayı araştıracağız mı? Ne yapacağız? İsveçli gazetecinin dediğini doğru kabul edeceğiz mi? Veya öyle bir şey demiş mi? Orada yazışmalar ben şeyi bilmiyorum. Sen anlıyor musun adamın yazışmalarını? Ya çocuklar da bu yazışma olmasa niye paylaşsınlar? Kim paylaşmış? Bildiğimiz mi? La Golf'u paylaşmış da. Birisi paylaşmış ama birisi sohbet etmiş. Bana o, da gördüm. Oradaki bilmiyorum. İsim. Oradaki gazeteci ne kadar emin bundan? Orası önemli. Gazeteciyle sohbet ediyor. Ben de bu konuyu sorguladım bu akşamüstü. Bonuslarla beraber adamın aldığı ücret 225 bin euroymuş. Bonuslarla beraber. Orada aldı kulüp. He, orada aldı mı? Yani biraz fazlası burada. Yani bir 50 bin euro falan. Ama orada fazlası, kazandığı 225 bin euro. 225 bin euro olduğunu bonuslarla beraber öğrendim. Sağlam kaynak. Yani öyle 3 bin, 4 bin euroya burası şey değil ya. Dördüncülük falan değil yani. Bu kadar da şey yapmamak lazım yani. Aynen. Çok enteresan. Mümkün değil ki zaten. Mümkün olabilir abi, mi yani? Bak ne diyorum? 18-19 yaşında olur. Hani bir çıkış olur. Ha, o paralar olur. Maaş olur etmiş. Da bu adam dünyanın golünü atmış zaten orada. Yani. Bayağı golcü bir adam. Şeye karşı, Malmö'ye karşı oynamış Süper Lig topçusu. Öyle rakamlar orada o kadar düşük değildir herhalde yani. Ben hadi bizim Kolobos'la ilgili onu söylemişlerdi. Moldova'da falan o bazı ülkelerde rakamlar düşüktür hakikaten. Olabilir, evet. Ama İsveç öyle bir ülke değildir ya, değil mi? Ben öyle biliyorum ben ya. Ben de zannetmiyorum. Enteresan. Ama bunu sen araştır bu konuyu Gökhan. Ama benim sordum. Sorduğum kişi de sen bildiğin bir isim. Hepimizin bildiği bir isim. Bu transferle de yetkili bir isim. 225 bin euro ya oynadığını bilgisini aldım. Onu da söyleyeyim. Bonuslarla beraber demek ki 175 falandır. 50 bin euro da bonuslar olsa o gibi bir rakam. Evet. Yani bizde de birazcık daha fazla. Olabilir. Türkiye'de Kocaelispor'da o da olabilir. Oradaki parayı burada alacak diye şey yok herhalde. Aynı karşılığı olacak değil. Ama o rakamlar sözlü edilen. Ama insanların da kafası karışıyor şimdi. Ya bu nasıl iştir? Kim soyuyor? Parayı kim götürüyor? Değil mi? Şimdi oradan bir de soygun lafı çıkar oradan. Buradan kimler, hangi şey menajer konuşulur. Hangi menajer götürdü malı diye. Doğru. Menajer muhabbeti de olur şimdi. Doğru. Buradan çok şey çıkar. Ondan sonra yönetime güvensizlik olur. Bilmem ne olur. Yani bir sürü şey kötü yere gidecek. Bunu biraz daha sorgulasın. O arkadaş kimse. Ben de gördüm onu. Tanıdık birisiydi aslında. Burak mıydı? Burak'tı galiba. Bir arkadaş onu paylaşmış. Bana beni de etiketlemiş. Ben de gördüm. Onu bir daha şey yapsın. Kendisi mi adamla röportaj yaptı? Bir yerden mi aldı? Onu bilmiyoruz. Onu biraz daha detaylandırırsa bence daha iyi olur. Bunu direkt öğrenebileceğimiz bir yer var mıdır peki? İsveç kulübüyle bilemiyorum ki yani nasıl bir eski mukavelesi falan varsa. Belki evet oradan çıkar. Şimdi transfer market diye bir site var. Evet. Dünyanın oradan güvendiği yazıyor. Bir site. Güncel piyasa değeri 400 bin euro yazıyor çünkü. Abi işte millet işine geldiği zaman o transfer markete inanıyor, güveniyor değil mi mesela? En yüksek piyasa değeri 750 bin euro yazıyor. Ya buyur nasıl olacak? Güncel piyasa değeri 400 bin euro yazıyor. Bu adam nasıl oynar o paraya 50 bin euro ya İsveç liginde ya? Bantı yok zaten. Öyle mi? Tabii. Enteresan ya. Mide bulandıran işler ama bunlar. Yılda 50 bin euro orada İsveç'te herhalde sıradan bir vatandaş kazanıyordur ya. 50 bin euro nedir abi ya? Hakikaten öyledir daha yani. Daha fazlasını kazanıyordur. Üst düzey oyuncu bu ya. Enteresan. Ya. Vallahi enteresan. Bu sosyal medya bizim. Yani. Sen inanıyor musun? Ya inanmadı zaten. Değil, inanılır gibi değildi zaten. Yani inanılır gibi değil orada kazandığı para.
Eğer öyleyse, gerçekse diyorsun. Öyle abi mi? Yılda 50 bin euroya futbol İsveç Süper Ligi'nde. Vay be, 50 bin euro. Ya inşallah bu takımı şampiyon yapıp çıkartır atar burada 20 tane 25 tane kaç para alıyorsa da alsın artık yani. Öyle değil mi? Yine de bu şeyler paylaşımla insanları midesini bulandırıyor. Tabii canım, insan bulandırıyor tabii canım. İnsanların işte transfer aynen komitesine, aynen şeyine falan bakış açısını değiştiriyor. Değişiyor, evet. Zaten aynen bizim yönetimle ilgili bir güvensiz ortam var. Onu toparlamaya çalışıyorlar. Aynen. Geçen sene yapılan doğru işlerle biraz böyle şimdiki dönemde de bayağı bir hakikaten sponsorluk anlaşmaları bilmem çok şeyde taraftarın sesine de kulak veriyorlar. Evet, bayağı evet bir düzgün işler oluyor. Düzeldi aynen, değil mi? Bayağı aynen bir düzeldi. Ben de takip ediyorum. Şimdi böyle yorumlardan sonra yeniden bir kaos, aynen, kriz. Yani ondan dolayı diyorum yani. Bu yani enteresan bir şey. Çıktığımız sene çok hatalar yapıldı. Yapılmıştı gerçekten. Aynen. Bir reklama gidelim sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra Kocaelispor konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Kocaelispor'u konuşmaya devam ediyoruz. Tabii önemli bir tartışmaydı bu. Sosyal medya ismini vermemizde sakınca var mı Okan? Hangi? La Golfo'nun mu? La Golfo'da. Yok, zaten kendileri paylaşmışlar. Paylaşmışlar. Biri herhalde gazeteciyle röportaj yapıyor veya şey yapıyor. Karşılıklı konuşuyorlar değil mi? Güzel şey abim. Orada bir gazeteciyle mesajlaşıyorlar. Birisi orada bir gazeteciyle mesajlaşıyor. Şu kadar kazanıyor diyor. Oradaki gazetecinin iddiası da oyuncunun ayda orada 300 bin euro para kazandığı. 3 bin euro. 3 bin euro kazanıyormuş ayda. 3 bin euro herhalde orada asgari ücret falan değil mi? Bilmiyorum. İsveç'te yaşayan Türk varsa benim bir arkadaşım var. Özcan Karakuzu. Eve gidince ona yazacağım. Hakikaten ya asgari ücret ne kadar diye. Özcan'cığım çok merak ettim. İsveç'te asgari ücret kaç? 1000 euro diye yazacağım. Yani 3000 euroya İsveç Süper Ligi'nde bir oyuncu oynatılıyorsa şey demiyorum. Diyecek bir sözümüz yok diyorsun. Peki Kocaelispor'un anlaştığı rakamı da öğrendik aşağı yukarı 300 bin euro civarında, bir de bonuslar dışında. Onu da söyleyelim. Bir de bonservis vereceğiz. O bonservisle ilgili bir bilgi verme ama abartılı bir, öyle yüksek bir bonservis değil bildiğimiz kadarıyla. Ama bu konunun mutlaka aydınlatılması lazım şu anda. Bence bu konuyla alakalı yönetim ya da bir yönetici açıklama yapacaktır ya. Yani şunu en azından orada aldığı rakamla ilgili bir, bu insanlar çünkü belge sunmak lazım. Diyecekler ki ondan sonra belge de sahte falan da diyebilirler. İnanmayan adam hiçbir şeye inanmıyor İnanmaz, zaten. Aynen. Öyle bir durum da var. Abi yok, oradaki aldığı paranın belgesi tabii sunulsun, iyi olur, güzel olur da. Ne yapmak lazım yani? Yani oradaki asgari ücreti öğrenmek lazım. Asgari ücret herhalde o civardadır. Bakalım şimdi önce oradaki asgari ücreti öğreneceğiz. Sonra da diyeceğiz ki sizce bu oyuncu aylık asgari ücreti mi İsveç Süper Ligi'nde top oynuyordur? Bizim şey bir baksın Google'dan ya. İsveç'te asgari ücret ne kadar diye. Şükrücüğüm baksın. Şükrü. Bir baksana asgari ücret ne kadar hakikaten. Bakıyor mu? Tamam. Bir bak bakayım hakikaten. Herhalde o civardadır değil mi? Ben de öyle tamam. 3000 euro. Şeyi de yanlış anlamasınlar. Kimseyi aklamanın, temizlemenin derdinde değiliz. Gerçeği bulmayı. Eğer gerçekten bu iş böyleyse biz de soralım hesabını. Bu adam 10 katı parayı niye verdiniz? Para arada kime gitti diye. 1554 euro. Kaç? 1554 euro. Bu 3000 mi alıyordu? Demek ki 2 asgari ücret. 2 asgari ücret parası. 2000-3000 euro. 3 de değil. 2000-3000 euro alıyormuş. Biraz asgari ücretin üstünde bir para alıyor. Biraz üstünde. Ben de şu an Türkiye'de asgari ücretin biraz üstünde alıyorum. Senin aynı parayı alıyor adam. Oradaki para değeriyle buradaki para değeri aynı değil. Yani kıyas yaptım yani. Enteresan bir şey ya değil mi? Şimdi İsveç'te kaç paraymış asgari ücret? 1500 ücret diyor. 1500 euro. Tamam. 1554 euro. 1500 diyelim. İsveç'te asgari ücret 1500 euro. İddia bu oyuncunun İsveç'te ayda 2000-3000 euro arası kazandı. 2000-3000 evet. Takdir kamuoyunun. Tamam. Takdir şey yaptın ya. Takdir kamuoyunun abi. Ben yorum yapmıyorum. Sözün bittiği yer mi burası diyorsun? İşte öğrendik. Bir kendileri de baksınlar. En üst seviyede bir oyuncu. İsveç Süper Ligi'nde oynuyor. Göteborg'da falan oynamış. Kariyeri var. İsveç alt yaş gruplarının hepsinde. Tekrar ediyorum. Kimseyi aklamıyorum, temizlemiyorum. Ne alakası var? Ne gerçekten iddia edilen gibi bir para varsa da hesabı da hep beraber sorulsun. Bazen şey yapıyorlar. Burada daha önce 50 kere de söyledim. Yine söylüyorum. Bu takımı, Dino'yu
Göndermeyin dedik. Muslera İştakçı'yı gönderin dedik. Dedik. Burada söyledik. Dedik. Yani söylenmesi yine istenen kaldı diyorsun. Söylenmesi istenen her şeyi söylüyoruz. Belki onların üslubuna göre söylemiyoruz ama biz de söylüyoruz. Kimseden de Allah'a çok şükür bir şeyimiz yok. Doğruyu biliyorsak, hak oysa hak olanı söyleriz. Niye söylemeyelim? Fırat Hoca ile başlamayalım. Fırat tweetlerde duruyor. Fırat Hoca gelirken dedik ki getirmeyelim. Son 7 hafta risk düşeriz. İyi tercih edelim. Sezon bitti, gönderelim, takım düştü dedik. Başladı. İlk 3 maç berabere bitince ya da yetiştirsek acaba kan uyumu daha mı iyi olur dedik. Söyleriz yani, biz kimsenin bir şeyimiz yok. Ama şimdi iddia, oyuncunun ayda İsveç'te 2000-3000 euro arası para kazandığı, İsveç'te de asgari ücret 1500 euro. Bu adam da İsveç Süper Ligi'nde oynuyor. İsveç'te amatör balda falan oynamadı yani. Ben de öyledir böyledir demiyorum. Ben sadece bilgiyi veriyorum. Yorumu ve takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Doğrudur, yanlıştır, yalandır, odur budur demiyorum. Sadece tekrar ediyorum. İsveç'te asgari ücret 1500 euro, iddia bu oyuncunun 2000-3000 euro arası kazandı. Takdiri kamuoyunun var. Bir şey demiyorum. Okan ne diyorsun Aykut? Bana çok mümkün gelmiyor abi ya. Enteresan ya, hakikaten. Bir tarafında komik tarafı da var yani. Bu arada tabii bu oyuncuyla ilgili geçen sene Gökhan da söyledi. Konyaspor prensipte anlaştırmıştı. Sonra sakatlanınca iptal olmuş. Geçen sene ki anlaşma tutarının 250 bin euro olduğu resmi bir belge var şu anda. O Konyaspor değil galiba. Konyaspor ama değil miydi bu? Evet. Ya o belge Konyaspor'un belgesi değil. Kimindi bu? Bana bilmiyorum. Gelen. Başka bir kulübün teklifi. O da Türkiye'den. Konya değil mi? Başka, ha Konya evet. Değil. Geçen seneki ücretleri burada kulüp ismi yazmıyor zaten. Başka kulüp olabilir dediğin gibi. Ben Konyaspor alınırdım ama sana belge, o gelen belgeyi paylaşırsın abi sen. Evet. 250 bin euro. Yani geçen seneki ücretinin 250 bin euro Süper Lig'den bir kulüple 250 bin euro karşılığında anlaşmış. İkinci sezon içinde 400 bin euro teklif etmişler. İkinci sezon içinde 450 bin euro teklif etmişler. 450 bin euro. İkinci yıl için yani. Sözleşmeyi Şubat'ın başında göndermişler. Zaten yani o ara sakatlanmış. Yani ondan dolayı olmamış. Yani bu seneki ikinci yıl bu seneden kastediyor. Bir dahaki sezonu 2023-2024 diyor. 23-24 oynamayacağız mı şimdi? Ha doğru. Bu sene de doğru olmuş. Evet. Bu sene alacağı ücret o kulüpten anlaşmış olsaydı 450 bin euro. Sakatlanınca olmamış evet. Böyle bir bilgi de var. Bunu biraz daha tabii şey yapacağız ama. Bu arada annem, babam, kardeşim televizyon başında beni izliyorlar. Evet. Ellerinden öpüyorum, selamlarımı gönderiyorum. Geçmiş bayramını kutlayalım. Yok bizden, ben onlarla beraberdim bayramda, siz kutlayın. Bizden de selam. Biz kutlamış olalım. Onları seviyorum. Hayatımda elde etmiş olduğum tüm başarıları ve iyiliklere anneme, babama, aileme borçluyum. İkisini de, üçünü de çok seviyorum. Allah uzun ömürler versin. Amin inşallah hepimizinkine. Peki. O zaman Kocaspor'la ilgili transfer tabii devam edecek. Edecek. Bir 6 numara alacağız, bir 8 numara alacağız, bir sağ bek alacağız, bir kanat alacağız, bir santrafor da alacağız. Alacağımız bir de stoper alacağız. Stoper belki 2 olur. Santraforu, İki de olabilir, evet. Santraforu yabancı alacağız. 6-8 kesin yabancı. Onu da biliyorum. 8 numara için düşünülen oyuncuyu da biliyorum. Fakat kulübün transfer politikasındaki selahiyeti korumak için sen, ben, o fark etmez, basın, medya yazdı, transfer bozuldu denmemesi için bir ismi paylaşamıyorum. Aynen. Fakat evet, bu sene böyle hakikaten basın, iyi de gidiyoruz. Ki başkan basına da teşekkür etmiş evet. Galiba. İyi de gidiyoruz. Ya sene, zaten şöyle zannediliyordu, lafını kestim abi. Mesela ismini vermekten sakınca duymuyorum. Çünkü son program oradaydım. Erdem abiyle benim aramda bir rekabet, bir çekişme, bir yarışma olduğunu, onun atmış olduğu tweetlerde bazen işte hedefim ben olduğumu falan zannediyorlar. Geçen ben bir tweet attım, altına Erdem'i mi söylüyorsun falan demişler. Sonra silip açıklama yapmak zorunda kaldım. Aslında dışarıdan göründüğü gibi bizim aramızda önce ben yazdım, sonra sen yazdın savaşı yok. Aslında bizim aramızda hiç kimsenin birbiriyle savaşı yok. Herkes kendi işini yapıyor. Görev neyse o yapılıyor. Doğru bilgiyi en hızlı şekilde verebilme görevi. Evet. Ben kimi okuyucu kitlesine göre daha güvenilir, daha hızlı, daha doğruyu paylaşıyorumdur.
Kimisine göre bir başkası. Hiç kimseyle bir yarış, bir rekabet içerisinde değilim. Onların da öyle olmadığı düşüncesiyim. Bir de şunu unutmasınlar. Daha önce de söylüyorum. Yani biz bu şehrin çocuklarıyız. Biz bu şehirde büyüdük. Biz dışarıdan gelmedik. Ya da dışarıda profesyonel olarak gazetecilik yapıp bu işi uzaktan uzağa yaşayanlar değiliz. Bazen öyle bir şey oluşuyor ki eleştiriyorum. Sanki biz birilerinin uşaklığını yapıyormuşuz. Adamcılığını yapıyormuşuz da kulüp hiç umurumuzda değilmiş gibi. İnanın çok üzülüyorum. Ara ara bunları konuşuyoruz ama tabii geniş bir kitle de Allah razı olsun çok seviyorlar, çok sayıyorlar. Ben de onları misliyle seviyorum, sayıyorum. Eksik olmasınlar. Ama şunu rica ediyorum. Biz yabancı değiliz. Her zaman dolaşabilirler. Hep konuşabiliriz. Her şeyi sorabilirler, her şeyi konuşabiliriz, buluşabiliriz, görüşebiliriz. Biz el değiliz, yabancı değiliz. Biz bu kentin çocuklarıyız. Biz bu şehrin çocuklarıyız. Biz bu kulübün hem muhabiri hem taraftarıyız yani. Bu zaten yakından tanıyanlar da çok iyi biliyor. Biz tarafız, Kocaeli'den sanki, yana. Sanki biz böyle çok uzaktan bir gazeteci grubuymuşuz da işte belirli bir amaç doğrultusunda işler yapıyormuşuz gibi zannediliyor. Benimle konuşmaya çalışıp da hiç kimsenin konuşması talebini reddettiğimi bilmiyorum. Ya bana bundan bahset dediklerinde de bahsetmediğim bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yine bahsederim. Doğruluğuna inanıyorsam, kişiye güveniyorsam bahsederim. Çekinmem kimin için ne söylerse söylesin yani. Doğruysa ve ahlakın içerisinde yer alıyorsa bunu paylaşırım. Evet. Biraz da Aykut şeyi konuşalım. Tabii o biraz gündemde değil şu anda ama o netleşmedi. Şimdi sezon başı hedef. Biz 2 sene önce çıktığımızda da bir hedefle ilgili bir sıkıntı oldu biliyorsun. Mustafa Hoca yeni çıktık bu ligde kalıcı olalım. Önce kendimizi ispat edelim bu ligde. Sonrasında bir atılım yaparız dedi ama yönetim, başkan çok özellikle o Sakarya 4-0 galibiyetinin coşkusuyla uçtu biraz ve şampiyonluğa oynayacağız, iyi takım yapacağız dedi ve ciddi bir hayal kırıklığı oldu sonuçta evet, küme düşünce. Evet, evet. Bu sene de biraz tam tersinden ama yine farklı açıklamalar geldi. Yönetim kalıcı olacağız, işte playoff'a oynayacağız, playoff mücadelesi yapacağız derken Ertuğrul Sağlam'la anlaşılması tabii beklenti yükseltti. Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarında da çok playoff lafı etmiyor. Yani bu halk, bu taraftar bizden beklenti içinde direkt şampiyonluğa oynayacağız mesajı veriyor. Ben öyle anladım ben, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben aynı fikirde değilim. Değil misin? Yani o da aynı şeyi Aykut'a, söylüyor. Aykut hocamdan sonra paylaşacağım görüşlerimi. Sanki ben öyle algıladım. Yani playoff'a oynayacağız. Playoff vurgusu yok, çok yapmadı. Bu mesajı vermiyor. Vermiyor. Şifayen ama bence içten içe hedef bu. İşte içten içe bir hedef var. İçten içe hedef bu. Ben onu hissettim. Ben de onu hissettim. İçten içe hedefin çıkmak olduğunu hissettim. Tekrar ediyorum. Altını çiziyorum. Böyle bir söylem yok. İçten böyle içe. Bir iddia yok. Böyle bir açıklama yok. Böyle bir hedef belirleme yok. Ben kendim orada oyuncu grubunda, hocada içten içe Kocaeli Spor'un hedefinin çıkmak olduğunu hissediyorum. Zaten geçen en sonki programda da ligin dengesinden falan konuşmuştuk burada. Üst takımların, baba takımların işte Aykut Hocam, Ankara Gücü, Adana Demir, Samsun, Rize bunlar her sene çok büyük paralar harcayıp çıkmak isteyen kulüpler. Onların olmadığı bir ligin olacağını falan konuşmuştuk. Bence İşler içeri şöyle gidelim. Olacak, bence şöyle olacak. Çok özür diliyorum hocam, sana vermiştim ama. Takım çıkacak, topunu oynayacak. Alınan puanlar sezon içerisinde işte bir 10 haftalık süreçten sonra bizim yolumuz belli olacak. Bence, nereye gidecek? Evet, takım? Bence biraz da şu an takım çıkacak, içeride dışarıda kazanan, ortaya karakter koyan, en iyi sonucu almaya çalışan bir takım olarak oynamayacak mı? Öyle oynayacak. Evet. Bir galibiyet serisi yakalarsa, hedefine ulaşırsa, şimdi 10. hafta sen lidersin. Hedefin ne olacak senin? Tabii. Benim hedefim çıkmamak diyebilir misin? Diyemezsin. Bence sezon içinde takımımızın sahada alacağı başarılar hedefimizi daha belirli olacak. Ama hocada da içten içe bir şampiyonluk şeyi hissediyorum. Çünkü yani burada ben de onu hissettim. Ertuğrul Hoca'nın falan hedefinin daha alt bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama söylenmemesini de doğru buluyorum. Engin Başkan'ın da dili onu söylüyordur ama içindeki o değildir. Onun hedefi de şampiyonluktur. Ama kamuoyuna farklı bir ama şimdi mesaj veriyor. Şunu da konuşalım. Şimdi yeniden çıktık.
Yani yeni bir takım yapacağız. Büyük oranda değiştireceğiz takımı. Yeni bir hoca. Yani birden birinci yılda böyle çok büyük bir hedef koymak. O zaman yaptık. Bayağı bir hayal kırıklığı olduk. Evet. Yine aynı şeyi yani illa süperlik hedefi. Şu an camia öyle bir mesaj ama veremiyor. Ama oraya doğru geliyor. O zaman da o sahada belli olacak işte abi. O zaman da öyleydi. Yok o zaman hayır o zaman çıktı kupayı aldık ya ertesi gün çıktı. Seneye Süper Lig'e çıkacağız dedi. Hatta en son konuşmasında dedi ki ya ben o zaman öyle bir heyecanla söylemiştim. Hata ettim evet. Hata ettim, ona gerek yoktu dedi. Ama iş oraya doğru gidiyor. Şu anda kamuoyunda beklenti Ertuğrul Hoca ile anlaşılması. Ya şimdi bir de transferlere bakıyorsun. Şimdi daha gelecek oyuncular var. Şimdi orta sahaya gelecek oyuncunun çok iddialı bir oyuncu olduğu, santrafora çok iddialı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Ya sendeki iki tane kaleciyi bu ligdeki her takım ister. Abi şimdi ister bu, abi. Bu şeyi sizin... Dolayısıyla... Senin sol bekine bak. Şimdi senin sol bekine bak. Bir tanesi Onur Atasayar, bir tanesi Atilla Turan. Dolayısıyla böyle bir takım yapıyorsun. Dolayısıyla bu sene bu takım çıkamazsa bir büyük başarısızlık mıdır? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Ligin de durumu belli eder abi. Şimdi, şu an çok erken. Şimdi erken siz paylaşmışsınız. Ben de bunu yazdım. Ne paylaştık? İşte yapılan transferleri falan takımların aldım. Transfer yapamayan Okan takımları da yazmışsınız. Evet, 6 takım vardı. 6 evet. Giresun, transfer Erzurum. Yasağı, onların 5'i yasaklı. Tamam, beşi yasaklı. Yeni Malatya. Buna Adana Spor'u da katıyorum ben. Evet. 6-7 tane takım. Kaç takımla oynayacağız? 19 mu, 20 19. mi? 19. 19. Yani bu takımlar... 3'te biri yok. Malatya ile Adana girerse 19, girmezse de Adana, Adana katılacak galiba da Malatya Bey katılmayacak. 6-7 takım yok burada. Yok. Bana göre. Yok. Yani çok zayıf, maddi zayıf. Anlamda imkansızlıklar falan. Muhtemelen küme düşmeme oynayacaklar bunlar. 7 tane takımı çıkarttığın zaman 12 tane takım kalıyor abi. Kaç? 7 takım mı playoff'a kalıyor? Evet. 7 takım. Ya bizim takımımızın bu seneki yani playoff'a kalacağını ben kesinlikle düşünüyorum. Ben de kesinlikle düşünüyorum. Ha, yukarıyı zorlar mıyız? O da gidişatla belli. Gidişatla alakalı. İnşallah iyi başlarız. İnşallah iyi başlamamız çok gideriz. Önemli. Ama ben dediğim gibi şu... Ben şeydeyim yani beklentiyi, kamuoyuna bir beklenti oluşuyor ya... Şimdi kamuoyunda beklenti olur. Sen dediğin gibi 6 takımın 7 takımın zaten yok. Bizim takımın yürüyerek burada playoff'a kalması lazım diyorsun. Şimdi 12 takımla gibi düşünüyorum şimdi ben şimdi. Olarak kalamazsak o zaman bir... Kalamazsak o zaman konuşacağız. O zaman mı konuşalım? O zaman da diyeceğiz ki... Ama beklentimiz bu şimdi, değil mi? Şimdi bu takımla bu ligde bu kadar kolay bir şeyde bu kadar para harcadık kardeşim. Bunu nasıl bu takım kalamaz? 10.7 değil mi şu anda beklenti? Abi hayır. Yani. Bakacağız abi. Bakacağız. Bilmiyoruz ki kim ne takım kuracak. Benim beklentim ilk iki. Yani şu takımların tabii şu takımların görüntüsüne baktığım zaman. Ama şimdi bakarsın hocamın dediği gibi olur. 6-7 takım kuramaz. Hmm. Lig zayıf olur. Sen de iyi bir kadron olur. Yani onu o zaman geride kalırsan elbette denir ya bu kadar para harcandı bu ligde nasıl buraya girilemedi diye. O zaman şu an için bir şey söylemeyelim. Öyle mi? Çok erken abi daha takımlar toplanmadı, kurulmadı. Tabii daha transfer daha bir hafta antrenman oldu. 4-5 daha transfer daha bitecek. Kim ne alacak bilmiyorsun onları ki. Onları görmek lazım. Erzurum şimdi bitik diyoruz. Acun Ilıcalı Erzurum'a bir gece yapıyor. Tak iş bitiyor. Dengeler yani, değişebilir. Değişebilir. Erken. Ha şöyle olur. Lige başlarız. Bakarız ki öteki takımların durumu kötü. Biz de iyi başlamışız. Kadro kalitemiz de yüksek. O zaman deriz ki ya bu takımın çıkmasının dışında bir sonuç kabul edilemez denir. Ama şu an doğmamış bebeğe ya şu yapılan transferler bizim çıktığımız zamanki o Manjek, Omolo falan filan gibi değil yani. Abi kabus da o zaman yani ya. Şimdi aynen. Taraftarı da anlıyorum ben. Endişesine de hak veriyorum o. Hapoel, Tigva'dan Tizdel. Kim abi Tizdel? Omolo geçen sene Bal Ligi'ne falan gitti galiba. Belçika'ya amatöre gitti. Amatör Ligi'ne gitti. Omolo'ya. Omolo'ya hala aklım almıyor ya. Amatör kümeye gitti. Bir sene önce Süper Lig oynadın sen bakalım. Ama benim Omolo'yla ilgili itirazım var. Ne gibi abi? Şöyle itirazım var. Biz Omolo'yu kimden aldık abi? Erzurum. Erzurum nerede oynuyordu abi? Süper Lig'de oynuyor. Süper Lig'de oynuyor. Kaç maç oynamış abi? Seyrettin mi hiç Erzurum'da oynamış? Kaç maç oynamış Erzurum'da? 30 maç ama o Erzurum'un da hala ortada. Abi bak sana ne hale gelmiş. Biz de birincilik. İşte bak onlara. Birincilikte oynuyorduk ya. Abi işte. Yani çok büyük bir fahiş bir transfer hatası diyebilir misin ya Omolo transferi? Ya abi ben dediğim gibi genelde maçları seyrettim. Ben derim. Şöyle derim. Ben Omolo derim. Denilen oyuncuyu ben Erzurum'da da seyrettim. Ben de eski bir orta saha oyuncusu olarak söyleyeyim. Hani sağdan çok alıp... Çok kötüydü. Adam ya, nasıl oynadı abi o kadar maç? Yani oynadı kötü abi. Oyuncu. Yok kötü abi. Oyuncu abi. Sorpilli oyuncu muydu abi? Ne, oynayacak adam. Küme düştü abi işte. O kadar maç oynadı. Ne bir kaleye şut atar, ne pas atar, ne bilmem ne yapar. O kadar da borçlandı. Erzurum hala o paraların borcunu diyor işte düşün. Enteresan. Evet. Bu arada
Bu ismi neydi bizim yabancının? Ben yabancılar için telaffuz Christian diyebiliriz. Christian diyeyim. Christian'la ilgili şöyle bir bilgi de geldi. Yönetimden değil ama yakın kaynaklardan, kulübe yakın kaynaklardan. Tabii bonservisi de merak ediliyordu. Ona bir bonservis parası verecekti. 150 bin euro olduğunu öğrendim. 150 bin euro. Bonservis bedeli. Bonservis. Çok yüksek değil. Yani. 150 bin euro. İki çok. Taksitle ödenecekmiş bu arada o fiyatı da. Ya bize 450 bize... bin euroya falan gelmiş oldu o zaman oyuncu. Tabii bonservisiyle beraber. Diyecek. 500 bin euro desen. 300 bin euro bonuslarla beraber maliyeti 150 bonservis 450 bin euro. Kaç para ediyor abicim? 450 bin euro bilmiyorum. 10 milyona yakın. 10 milyondan fazla maliyeti. 10 trilyon. 11-12 milyona geliyor. Yani öyle hemen doğru. Hemen. Şimdi eğer beklenen gelmezse. Gelmezse. O zaman. Bu Omolo gibi olur mu diyorsun o yani? O zaman taraftar tepkisinde haklı olabilir. Ya ben şaşırıyorum. Yani bilinen oyuncular niye alınmaz bizim yabancı? Hani bizim ülkemizde oynayan oyunculardan. İşte ne bileyim okuyorum. Abi Türkiye'de oynayan bir santrafor kimi alabilirsin? Hangi maliyete? Var mı şu anda? Gene aşağı yukarı bu paraları verirsin. Ya bilindik en azından biliyorsun. Ne en azından işte, evet. Fofana dediler. Fofana'yı biliyorsun oynadı. Kosongo'ya 250 bin euro vermiş. Başkan geçen açıkladı. Fofana'ya 1 milyon euro istiyorlarmış. Fofana bilmiyorum daha yüksek oranında ama Kosongo Sakarya 250 bin euroymuş. Bonservisi mi? Yok. Kendisinin yıllık ücreti. Kosongo şeyle Kosongo. Uydu Sakarya Spor'la. Uydu. Ondan öncesi yok Kosongo'nun da. Bolu Spor'da falan. Zamelet'te şey falan oynamış. Bolu'da da oynadı. Bolu Spor'da Bolu'da da çok bir şey. Öyle çok. Sakarya'da tuttu. Ön planda değil ama Sakarya'da tuttu. Sakarya'da çok başarılı. Evet. Yalnız Uğur Uludağ hocam yazısında da yazmış. Ne yazmış? Ben okuyorum Uğur Hoca. Hangisi? Kouakou yazısı. Birinci evet. Ligin üzerinde bir oyuncu diye yazmış. Evet, bir konuşmuş birisinden. Evet, tanıyan birisinden. Araştırmış. Uğur Hocam da biliyorsun şey yazar yani, muhalif demeyeyim de kendi doğrularını yazar her zaman. Uğur Hoca'nın da... Uğur Hoca birisine iyi diyorsa... İçine sinen bir transfer. Yani. O önemli zaten. Evet, Uğur Hoca'nın da içine sinen bir transfer. Bir hocayla konuştuğunu söylüyor. Evet, ondan referans Tufan'la almış. Tufan'la olabilir mi? Tufandaş'la. O bilir mi oraları? O hep yurt dışında bilir, oyuncu bakıyor ediyor. Ya ben aklıma o geldi. Bir hoca da arkadaş diyor. Kayan Hoca ile çok diyaloğu vardı onun. Kayan Hoca bilir mi? Bilebilir tabii. Kayan Tufan daha çok yurt dışında. Yazısında demiş ki Ümraniye'de bunları yapıyordu demiş. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları alıyorlardı. O da bir yöntem. O da bir yöntem. Biraz uygun maliyete. Hatta Uğur Hoca'ya şöyle de demişler. Sakatlanmasa gelmez de Türkiye'ye demiş. Gelmez tabii canım. Veya Süper Lig'e gider adam zaten. Gidiyormuş da zaten. Böyle bir adamdan bahsediyorsunuz. 2000 Euro'ya oynuyor. 2000 Euro. La Golfo yazmış. Enteresan. La Golfo'da yazmamış. Onlara gelen bilgiyi paylaşmışlar. Burada ben eğer bu şey gerçek dışıysa La Golfo'ya da bir sorumluluk çıkartırım ben. Yani madem aranızda. Bir bak bakalım, bir araştır. Böyle her paylaşılanını sen alıp kopyalayacağım, paylaşacağım öyle bir şey de yok yani. Ben onu kabul edemem yani. Ama böyle bir şey, tabii bunu araştıracağız yine. Ama böyle bir şey olabileceğini ben düşünemiyorum yani hakikaten. Rakamlar komik. Oyuncularımıza talipler var. Yusuf Cihat Çelik'i istiyorlar. Evet. Mert Çölgeçin'i istiyorlar. İkisiyle de konuştuk. Ama gitmek istemiyorlar. İstemiyorlar. Yusuf dedi ki Cihat, Kocaeli Spor için gitmem gerekiyorsa giderim, kalmam gerekiyorsa kalırım dedi. Kocaeli Spor için. Müthişti ya. Çok Mert de iyi futbolcu. Mert de çok iyi futbolcu. İyi oyuncu. Şimdi evet. Kafamdan onlar geçiyor. Bu Alanya'dan denenmeye gelen çocuk da muhtemelen iyi çıkacak. Hmm. Hoca kalsın diyecek. Boylu postlu güçlü çocuk. Mert var. Olursa Fatih var. Genç oyuncu. Bizim oyuncumuz Bediren var. Bediren dünden hazırım rekabet ediyor. Önde oynuyor. Biraz daha gençleşiyor galiba değil mi kadro? Gençleşiyor. Transferde de genç oyuncular. Daha önceki dönemde 30 yaş üstü çok transfer ediyor. Evet. Atabey, Onur. 30 yaş üstünde bir tek kaleci var. Atabey, Onur. Onlar 30'un altında var. Atabey, Onur 30'un altında. Kouakou 30'un altında. Evet. 28 yaş ortalaması. 23 yaşında da oyuncu var Alman. Var. Yaşla ilgili bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Öyle düşünüyorum ben. Evet tabii. Bakalım abi. Harun Gökhan iki tecrübeli kaleci. Şimdi işte bu kadro
hep böyle mi gidecek diye de kafama bir soru geliyor şu an. Nasıl? Şimdi Harun Gökhan, Yemece. Ana hangisini direkt yazamazsın? Sol tarafta Atilla ile. Atilla Onur. Mesela. E şimdi Kouakou sağlıklı başlarsa, iyi olursa, gelen santraforla beraber tek oynarsa, işte Kouakou mu, Aykut mu? Aynen. Bayağı hep bütün böyle mevkilerde de rekabet ortamı. Alternatifler aynen yüksek olursa nasıl olacak diye düşünüyorum yani. Onu hoca düşünsün işte. Bu rekabet ortamı. Bu sefer ama taraftar mutlak şampiyonluk isteyecek. O zaten abi şimdi ya Atilla ya oynamayacak ya Onur oynamayacak. Canım, bu kadar. Ya arkalı önlü de oynayabilir. Ne? Şey. Tamam hadi. Tamam okey. Hadi arkalı önlü. Tamam ona öyle dedim. Kabul ettim. Ya Onur oynamayacak ya Gökhan oynamayacak. O şey. Hadi kardeşim, arkalı önlü oynat ki Onur'la Gökhan, Harun'la Gökhan da. Harun'la Gökhan. İkisini birlikte oynatamayız. Devre devre oynatabiliriz ama. İlk evi Gökhan'ı oynatırız. Kadro. Fırat Hoca Tuzla Spor'la anlaşmıştı. Sonra olmadı. İptal oldu. Onun da talipleri varmış. Bekle. Var mı hala talipler? Öyle gelen bilgiler var. Benim bildiğim şu, Fırat Hoca ile ilgili anlaştılar ama kulüp o arada el değiştirdi. Daha başka değiştiremedi, satış olmadı işte. Bir, yani, yeni gelen adam olacak. Yeni gelen yeni hocayı getirmiş diye ben biliyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Eski zihni, yönetim devam ediyorsa hocayı niye göndersin ki? Sanki ben öyle biliyorum. Ben, el değiştirdi, ben yeni gelen adam. Ben de şöyle biliyorum, yeni gelen transferleri, istediği transferleri olmadı diye ben bıraktım. Ben de şöyle biliyorum, yeni gelen adam hocayı getirecekmiş, yeni evet gelen adam gelememiş. Daha gelememiş mi? Öyle. Gelemeden bu adam niye gelmiş onu anlayamadım. Yeni hoca. Bunu seçmişler işte. Kim seçti? Ben öyle biliyorum, emin değilim, çok da şey yapmadım. Ben mantık olarak yaklaştım. Ama eski bir yönetim vardı, aradığı, anlaştı. Aradığı, yeni bir aradığı, talip oldu, adam ben yok, geliyorum. Yok öyle değil, öyle değil. Aradığı güven ortamını bulamadığım için ayrıldım falan diye. Sen de sen konuştun mu Fırat? Şeydim, ben değil. Ben konuşmadım. Güven ortamı, yani hoca kendisini bırakmış diyorsun. Tabii hocanın kendi şeyi yok. Hoca kendim bıraktım demiş. Allah Allah. Tabii ben. Abi ortamı beğenmemiştir. Verilen sözler tutulmaması. Yani işte. Dur bismillah, kaç gün oldu abi? Transfer politikasının gidişatı ve şey adını sen söyle. Güven ortamının oluşmamasından dolayı, nedenlerden dolayı bıraktığı İddia ediliyor, söyleniyor diye bir haber okudum. İddia. Öyle bir haber okudum. Enteresan. Neyse, sevgili Aykut Okan, biraz çok fazla süremiz yok ama şeyden de bahsedelim, senin bu kulüpten, faaliyetlerinden hazır fırsat bu fırsat. Okan Spor, kaç sporcunuz var? Ya benim 60'a yakın sporcum var. Daima mı böyle istikrarlı gidiyorsun değil mi? Yani ya evet, düşmüyor. Yani 50-60 arası devam ediyor. Ama dediğim gibi hani çok altyapı kulübü, semtlerde, işte dediğim gibi ilçelerde çok olunca fazla oyuncusu olan takımlar var, altyapı oyuncusu. Bazı kulüplerin 300-400 tane öğrencisi var. Onların arasından iyi takımlar oluşturuyorlar. Biz 60 kişiden yapabildiğimiz kadar, hatta ufak, 2 yaş ufak çocuklarla oynamaya çalışıyoruz her yaş grubunda. İnşallah biz de en kısa zamanda o sayıları bulup biz de daha böyle başarılı bir kulüp haline gelmek istiyoruz. Tesisiniz yok. Nerede çalışıyorsun şu anda sen? Ben Seka Park'taki kongre merkezinin yanındaki halı sahada. Orada bir saha. Faruk abi çalışıyor. Aynen. Orada Mahmut çalışıyor. Orayı kiraladın. Orayı kiraladım. Oğlu Mahmut değil mi? Mahmut oğlu. Cumartesi pazar oradayız. Salı dışında ve perşembe akşamları da 7 ile 8.30 arası Bahçeşme stadındayız. Devamlı sabit. Sabit oradayız. Yani tesisle ilgili bir sıkıntı olmuyor yani. Yani şu an için yok. Yani orada yapabiliyoruz antrenmanlarımızı. İşte inşallah daha iyi bir ortama da kavuşuruz. Böyle bir durumumuz var yani. Şey var mı beklentin, bir yaşadığın sıkıntı şehrin ilçe belediyelerinden, büyükşehirden, malzemeleri bilmem neleri falan, o konularda bir sıkıntı yaşıyor musun? Ya abi büyükşehirin işte bazı belediyeler tabii destek oluyorlar ama geçen sene pek olmadı. Büyükşehir yapmadı bize destek. Hmm. Bu sene de işte bir ihale falan olacakmış galiba. Malzeme dağıtım anlamında. O oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Belki yeni sezonu olur. Ya biz kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Hani bir yerden bir desteğimiz yok. İşte sen aidatlarla mı dönüyorsun? Tabii canım, velilerimizden aldığımız, aidat demeyeyim de ben onların bize yardımı, bağışı diye geçiyorum. Velilerle aynen. İşte dediğim gibi oğlumla beraberim. İkimiz halletmeye çalışıyoruz. İşte kulüp başkanıyız, hocasıyız.
İşte babam, annem, eşim, çocuklar falan yönetim. Yönetim kurulu o aile şekilde. Mi? Aynen o şekilde. Atam aile şirketi o kalsın. Ya bir şöyle bir şey var. Yani ben senelerdir bu işi yapıyorum. UEFA diplomam var benim. Değil mi? Ben hani teknik direktörlük de yapmak istiyorum. Hani profesyonel takımlarda biz ikinci, üçüncü ligde teknik direktörlük yapabiliyoruz. Tabii, Süper Lig'de yardımcı hocalık yapabiliyoruz. Pro lisansa gitmedik. Gitme şansımız da yok. Yani kulüp olmadıktan sonra pro lisansa gitmenin de bir anlamı yok. Ben de istiyorum bir A takım bazında çalıştırayım ya, ama... Çalıştırırsan ne yapacaksın Okan Spor'u? Yani Furkan var, oğlum var, o devam eder. Oraya başka bir hoca bulabiliriz. Okan Spor ölmez ya. Yani devam Okan eder, o kulüp ayakta kalır. Yani benim, yani bu nasıl söylenir bilemiyorum. Bu kulübü kurmamdaki amaç da o. Yani futbol, çalıştığımız kulüplerde herkes futbolu biliyor. Herkes antrenör, teknik direktör maalesef. O yüzden de ben bu kulübü kurmamdaki amaç hem soyadımızın işte biliyorsun Aykut Okan, Okan Spor olarak Kocaeli Okan Spor adı altında kurduk. İşte dediğim gibi kulüp başkanıyım, hocasıyım, yönetim aileden, kimseye hesap vermeden biz kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Peki şimdi şöyle bir durum olmuyor mu? Sıkıntı olmuyor mu? Hoca... Başarısız, skorlar çok kötü gidiyor. Evet. Başkan sensin, evet. Hocayı sen kendin mi gör? Aynen. O şekilde. Nasıl oluyor? Kendi kendini gönderiyorsun. Evet. Göndermek istiyoruz ama gidemiyoruz işte bir tarafa. Böyle bir şeyimiz var. İnşallah biz de A takım seviyesinde bir yerlerde çalışmak istiyoruz açıkçası ama inşallah o şansı da bir şekilde buluruz. İnşallah. Ben de çok istiyordum hocam ben. İstiyorsun değil mi? Senin İstiyordum bir dönem Kocaelispor altyapısında Kandomda'ydı. Beraber çalıştınız galiba değil mi? Ya, kısa bir dönem miydi o? Yok kısa dönem değil. Değil orada miydi? Da, uzun muydu? Neydi? Ben, A takıma bir ara yükseldiniz mi? Tam hatırlayamadım. Onu hatırlat bize. Biz PAF takımında Kaan'la başladık. Beraberdiniz. Levent Kılıçarslan bizim o dönem yöneticimizdi. Sonra o Süper Lig'de çıktığımız... Süper Lig, Serhan Gürkan zamanı. PAF takımı çalıştırdık. Ondan sonra devre arası... Hoca bıraktı, biz Kaan'la beraber Antalya'ya kampa gittik. Evet, tamam. 3-4 gün Kaan Hoca kaldı, biz de sonra o ayrıldı. Ben 14-15 gün takımı ben çalıştırdım. Ondan sonra Erhan Hoca geldi, Erhan Altın geldi, ona verdik. Sonra 29. maç falan, yani 34 maç oynanıyordu o dönem. 29. maç, Denizli'deki maçta Levent Hocam, o zamana kadar hiçbir şeyimizde böyle bir karışma gibi falan bir şey olmadı. 29. maç dedi ki hocam dedi ben dedi 4-5 kişiyi yollayacağım dedi bizim takımımızdan. Ondan sonra ya hocam dedim bir ay kaldı şurada 4 tane maç oynayacak. Bu çocukların aileleri var, emekleri var, annesi babası bekliyor. A takım için mi diyorsun? Yok PAF takımından takım. Yollayacakmış. O arada da süper genç takımın maçları vardı onlar bitti. Onları da bize katacakmış. Kat dedim gelsinler çalışalım dedim. Süper Genç bizim Yalçın Hoca çalıştırıyordu. Yok İsmail Hoca çalıştırıyordu adam. İsmail Yılmaz, aynen. Sapancalı. Tamam. Ondan sonra biz Denizli'de öyle konuşurken öyle bir muallakta kaldı. İçeride en son 30. hafta Antalya Spor'la oynadık. PAF takım maçı. Dış sahada İsmet Paşa'nın yanında. Antalya Spor'da o sene PAF Ligi'nin şampiyonu oldu. İyi de bir takım. 1-0 mağlup olduk. Soyunma odasına girdik. Levent Hocam dedi ki yani senelerinde bu futbolun içinde olan bir insan. Tabii. Ben dedi şimdi içeri gireceğim dedi. Aa ve işte Ahmet, Veli, neyse onları dedi yollayacağım dedi. Ben dedim ki hocam ben burada olduğum sürece onu yapamazsın dedim, yollayamazsın dedim. Bir orada böyle bir tartışmamız oldu. Ben ondan sonra bıraktım. Yani 4 maç kala bıraktım. Evet. Hayırlısı olsun. Tuncay Pınar. Yapacak bir şey. Hayırlısı olsun. İnşallah yeniden yollarınız kesişir. Bir çok isteriz gerçekten. Aynen. Selçuk Baysal, Derbentspor'un başkanı Tuncay Pınar. Dizli Turan hayırlı yayınlar. Herkese selam ve saygılar sunarım demiş. Ümit Yazıcıoğlu da hayırlı olsun yaşayıp görelim demiş transferlerle ilgili. Ayhan Can Kurtaran iyi yayınlar diliyorum. Aykut Hoca'ya selamlar demiş. Aleykümselam. Aynen hocam. Geçit Restoran iyi yayınlar. Sizi bu yayınlarda çok görmek istiyoruz Aykut Hocam demiş. Geçit Restoran kimse bilmiyorum. Bizim velimiz çocuğu bizde. Aykut Selçuk'ta Aykut Hocama ekibine selam. Sen Derbent'te çalıştım. Derbent'te çalıştım. Şöhretler şeyinde de orada oynuyorsun değil mi? Bir şeyin var. Şöhretlerde de orada oynamadın mı? Bizim o dönem o orada oynadım. Evet. Oynamış. O şampiyon olduğumuz sene. Şampiyon olduğumuz sene. İsmail Hocam Süper Lig'de Gaziantep Spor'da falan oynamış. Ben mi oynayayım şöhretlerde? Ben oynuyorum. Sen zaten İsmail şöhretsin. Kayserili geldi takımın maliyeti
geldiği takım maliyeti 8.3 milyon euro. İsveç'te ortalama topçu fiyatı 213 bin euro demiş. İsmail Kayseri böyle bilgi vermiş. Toplam maliyeti 8.3 milyon euro. Ortalama futbolcu fiyatı 213 bin euroymuş. Makul rakamlar. Söyledi. Milyon demiyor ama euro diyor. 1000 euro. 213 bin euro. Tamam abi. Ha ben 213 yok, bin yok. Euro işte. 213 bin euro diyor. Yani. Furkan Okan. İyi yayınlar. Bence Cuk oturabilir. Yönlü bir oyuncu. Bu oyuncu için söylüyor herhalde. Ha, Christian için söylüyor. Hmm. Bayi Onno diye yazmış. Öyle bir ismi Bayano. Var. Bayano mı ismi? Yok. Abi de öyle bir ismi. Başka bir oyuncudan Furkan bahsediyor. Da bizim takip eder. Öyle mi? Bayano. Bayano. Gündemde öyle bir oyuncu mu var? Hayır abi. Devam eder misin? Okur musun? Bence Cuk oturabilir. Yönlü bir oyuncu. Tamam. Bayano. Bayano diye bir oyuncu var. Onun için. Öneriyor. Onu öneriyor. Onu evet. Muharrem Eldes. Takımın başına her tutu sağlamı getirdiysek hedef şampiyon olması lazım. Hedef ligde kalmaksa o zaman Ertuğrul Sağlam niye getirdik? Bu ligi bilen hocalardan anlaşılır. Daha az bütçe harcanırdı demiş. O da bir mantıklı galiba. Güngör Bozdemir, Samet Ali Menemen Spor'a gidiyormuş. Yeni bilgi. Menemen oynadı orada. İkincilikte. Eski o en fazla gol attığı takım değil mi o? Evet. İkincilikte değil mi o? Şimdi düştü ikincilikte Menemen. Tuncay Budakir, sevgili Tuncay kardeşim. Olgunlar turnuvasını bir kez daha altıncısıydı değil mi bu sene? Sen gittin mi? Orada oynadım mıydın? Oynadım. Final oynadık biz. Şampiyon mu oldun? Yok biz ikinci olduk. Aa ikinci. Aynen. Şampiyon olsaydı final oynadık demezdi. Şeyle oynadık. Mütevazı davranabilir mi dedim acaba? Olabilir. Öyle de olabilir de. Tuncay da çok güzel işler yapıyor. Evet ben de, evet çok güzel bir turnuva düzenledi. Ben de gelmeyi çok isterdim ama bir türlü şey yapamadım. Önümüzdeki yıl söz yaşarsak Tuncay mutlaka hem açılış hem kapanışta seni ihmal ettiğimin farkındayım. Diğer turnuvalara çok gittim. Sakarya'ya bile gittim evet. Turnuvaya. Ama Tuncay'ın turnuvasına kısmet olmadı ama seneye önümüzdeki yıl bir söz vereyim sevgili Tuncay'a. Tuncay da çok... Sakarya'daki olgunlar tadında yapmaya başladı yani. Güzel o, güzel, güzel gidiyor yani. Zaten. Aynen. Bir de yer de güzel. Güzel evet. Büyükşehir sahayı da güzel yaptılar. Büyükşehir çok güzel yaptı orayı. Evet. Gerçekten Tuncay güzel işler yapıyor. Zaten bu Kocaeli kentteki turnuvaların hepsi. Evet. Hem Metin, sevgili Metin'in yaptığı Metin Özkan'ın hem Oktay Kocatekin. O da Oktay'ın turnuvası bu akşam başlıyordu galiba yanılmıyorsam. Bu akşam değil mi? Bu akşam başlıyor. Turkas 2023. Onlar Avni Kalkaman'da Avni Kalkaman'ı almışlar. Evet, orayı kiralamış. Metin Kaymaz aradı beni stat amiri. Dedi ya burada adam bir sene bir ay almış. Almış bana evet. Program vermiyor. Ne zaman ne olacak diye. Ben telefonu istedi ben de ona verdim. Ama Avrupa Kalkanı'nın zemini falan değişti. Çok güzel. Orası da güzel oldu. Orada şimdi her akşam turnuva maçlarıyla ligler de bitti. Bitti tabii canım. Bir ay orada renkli maçlar olacak. Olur evet. Fırsat bulursak gidelim. Olur gideriz. Oradaki maçlara da gidelim. Vardı birkaç yorum daha onları okuyayım. Hüseyin Aldırmaz iyi yayınlar demiş. Furkan okudum. Evet. Hüseyin hocamın Karamürsel Spor'a bala çıkmasında büyük emeği var. Hüseyin demişken Hüseyin Gümüşalan mıydı? Aldırmaz. Ha pehlivan. Ondan da biraz bahsedelim Gökhan. Ya nasıl yenildi? Nasıl yenildi ya? Nasıl ya Gökhan çok mutluyduk. Bütün Ecevit hocam da karşımda. Ben ikisini de anlatacağım. Hüseyin Aldırmaz hocam Karabülsen'in şampiyonluğunda payı büyüktür dedim ya. Hüseyin Aldırmaz İlimtepe'nin şeyiydi. Ecevit hocam da oradan İlimtepe diye beni düzeltiyor. Evet. Şöyle. Karamürsel Spor İlimtepe maçı var. Karamürsel'de ağzına kadar dolu stat. Evet. Yer yok. Karamürsel Spor bir de İlimtepe bir de 10. dakikada 10 kişi kaldı. 30. dakika falan 10 değil. 10 kişi kaldılar. İlimtepe ile Değirmendere bal için favori. Karamürsel Spor İyi kadro yaptılar da o zaman. Karamürsel Spor İhsaniye biraz daha geride de Karamürsel Spor 4. sıradaki takım falan. Abi Hüseyin hocam esameyi yanlış yazmış. Eyvah. 18 yaşından
küçük iki çocuk yazacakmış. Evet. Bir tane yazmış. 1-0 yendiler Karamürsel Spor orada. Evet. Orada mı pay çıkarttı? Deplasmanda. Abi o maçı kazanamasaydı iş bitmişti. İzleyen hocamın da kulaklarını çınlattık böyle. Onun da emeği çok, amatör futbola, körfeze. Tabii tabii. Evet. Futbol emekçisi. Evet. Bu kentin çocuklarının yetişmesi için canla başla uğraşan bir hocam. Ona da buradan selam ediyorum. Hüseyin Gümüşalan geçen sene 40.000 arada çeyrek finalde tam kazanmak üzereyken paçasını kaptırıp rakibi Mustafa Taş'a yenilmişti. Mustafa Taş final oynadı. Cengizhan Şimşek'e kaybetti. Sonra Cengizhan'dan kemer alındı. Mustafa'ya geri verildi. Sonuçta Hüseyin işin finalinde şampiyona kaybetmişti. Şimdi bu sene yarı final yaptı. İsmail Balaban'la yarı finalde güreşiyor. Suplex diye bir oyun var güreşte. Onu bir kere attı, düşürdü. Açık düşmedi, sırtı gelmedi. Bir daha aldı, bir daha attı. Yine düşmedi. İşte ne dersin? Tecrübe mi dersin? Deneyim mi dersin? Üç, ya iki kere atmışın olmamış değil mi? Evet. Üçüncüde bir daha alayım atayım derken paçayı kaptırdı. Paçayı kaptırırken o İsmail'de dirseğini iyi koydu. Açık düşmedi. O ara Hüseyin düştü. Yenildi. Canı sağ olsun. Geçen sene çeyrek final. Bu sene yarı final. Seneye inşallah final, final ve kemer. Karamürsel'in ve bu şehrin 25 yıla yaklaştı. Çeyrek asırdır güreşte bir özlemi var. Hasreti evet. var. Bu kentin kemere ihtiyacı var. Güreş bu kentte futboldan sonra en çok takip edilen, hatta ülkede de diyebilirim. Kültürü fazla olan. Bir spor. Fotoğraf paylaştım abi, sen görmüşsün Twitter'da. Amcalar caminin avlusunda evet. yatıyorlar. İnanılmaz güreş fanatikleri var. Bizim Hikmet Hoca başından sonuna kadar bayağı oradaydı. Paylaşımda yaptı. Evet. Ülkenin dört bir yanından gidip güreşler izleniyor. Bu sene gitmeyi çok istiyordum ama sevgili Hayrettin abim Katar'da tatile gidecek. Yalova'ya tatile gidecek. Yıllık iznin çıktı Hayrettin abi. 2 haftadır yok. 3 hafta olacak. 2+1 de opsiyonu kullandı. Hüseyin öyle kaybetti. Ama şunu söyleyeyim. O nam Karamürsel'de, Ahmet Taşçı'da. Evet. Daha kırılmadı. Tamam. Hüseyin, pehlivanlar güreşiyor. Yusuf Can'ın da kazanmasına ayrıca sevindim. Yusuf Can'ın da şimdi hakkıydı. Hüseyin Gümüşal, ben tabii televizyondan TRT Spor veriyordu. Orada takip ettim. Ya TRT'nin spikerleri dahil herkes öyle bir fanatik ki yani. Tabii. Açık açık böyle kazansın diye ya. Yorumlar öyle orada bir şekilde. Yorumcu kafayı Recep Tosun dedim, zaten. Hayır, yorumcu Recep Tosun zaten. Recep evet. abi Karamürsel. Ya ama bayağı taraflı ya. Ben ulan dedim bu kadar olmaz. Bir hasret var. Yakışıyor Karamürsel'e. Tamam da abi ya burası TRT kurumu. Ulan abi. Dedim ne alaka dedim. Pehlivanlar diyor. Şampiyon ilan etmişler bizi Hüseyin'i. Hoşuma gidiyor bir taraftan ama şu an favori diyorlar. Yani. Şu an çayırın favorisi Hüseyin Gümüşalan kaldı diye bağırıyorlar. Evet yani çok bayağı taraflıydılar yani. Abi zaten orada çıkınca Hüseyin falan diye tezahüratlar. Taraftarlar da öyle büyük bir sevgi vardı. Hepsi Karamürsel'le onların. Ki ben Ahmet Taşçı'nın bir dönemini hatırlarım. Cumartesi günü. Bayağı yuhlanmıştı o dönem mesela. Şimdi o aklıma o gelince Ahmet Taşçı da büyük efsane. Tabii ama çok bir sene, efsane. Bir sene niye? Cengiz Elbey'e o kaybettiği finalde o sene çok yuvarladılar onu. Hatta o bilerek bıraktı o finalde. Elini gitti kaldırdı. Evet, evet. Kızdı taraftara kızdı. Hatırlıyorum ben de hatırlıyorum. Son hatırlarsın zamanı. Onu. Hatırlıyorum, evet. Oradan buraya geldik. O da aynı Karamürsel'de. Enteresan o da şaşırtıcıydı. Abi bu iş bir şey ya. Bir ruh. Şimdi Aydın Demir'den Ahmet Taşçı, Ahmet Taşçı'dan yetişemedik biz ya. Ahmet dinledim. Taşçı'dan Hüseyin Gümüşalan'a geçmiş. Orada bir şey var. İnşallah seneye olur ya. İnşallah seneye olur. Büyükşehir Belediyesi Tahir Başkanımızı da buradan kutluyor. Mutlaka. Yeniden bir Hüseyin Ağa aldı getirdi. Hüseyin aldı. Hüseyin Ağa aldı kulübe getirdi. Birkaç pehlivan daha var değil mi? Tabii Tanju hepsi ilk turda elendi, kötü oldu. Bir şey geçti Faruk, o da ikinci turda diskalifiyeden elendi. Ama önümüzdeki yıllarda bir baş pehlivanlık kemer gelecek seneye. Kemer bekliyoruz. Seneye kemer gelecek. Dediğim gibi zaten şu anda da ebedi sahibi Karamürselliler. Tuncay buradaki. Şunu söyleyeceğim abi, evet, de unutma. Söyle, orada Hüseyin tezahüratları vardı ya. Evet. Cumartesi gününü geçip pazara kaldığını öğrenince bir misli insan daha gitti. Evet. Pazar tatil ya bir de. Tabii Karamürsel'den. Pazara kaldı çocuk, gidelim diye. Nasip olmadı. Tuncay Budak'ın Aykut Hocam maşallah performansı çok iyi demiş. Senin performans zaten iyidir. Adam söyledi Gökhan. Süper Lig'de oynamış. Tuncay güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Müdürüm her zaman beklerim demiş.
Bu arada Geçit Restoran, bu arada reklamını da yapıyoruz Geçit Restoran'ta. İstiklal ayakkabı vardı bir de. Bu arkadaşın. İstiklal ayakkabı yok. Bu arkadaşın ismi ne? Tayfun. Tayfun ismini yazsana kardeşim. Reklam mı? Reklam parası mı alıyor? Orada mı çalışıyor? Ya onların orası. Ha, orası söyleyeyim. Ha onları. Aynen. Kocaspor altyapılarının görev verilirse düşünür müsünüz demiş sana. Yok düşünmez. Öyle bir soru mu olur yani Aykut? Aykut diyorum. Tayfun muydu? Tayfun. Yakışıyor. Herhalde illaki daha çok şey mi ister? Yarışma mı istersin yoksa altyapı falan? Ya yarışmacı olmak yarışmacı daha. Yarışmacı istersin. Özledim ya. Çünkü yani değil biz bir altyapıda 5-6 seneden beri biraz yapıyoruz. 41 FK işte Okan Spor. Orada misyonumu tamamladım diyorsun artık bir yarıştırayım yani. Yani bir A takım bazında düşünüyorum, istiyorum ama işte nasip olmuyor, kısmet olmuyor. Hı. Anlaşamıyoruz, bazı konuştuklarımız oluyor. Uyuşmuyor kafamız öyle söyleyeyim. Ama bu teknik direktörlük için bu şeyin başlangıcında insanların bu altyapıda biraz emek vermesi lazım. Lazım yani tabii. Bu çok önemli bir şey. Ya şimdi bazen bazı da birden yukarıdan başlıyor. Başlıyor işte. Bazen şimdi kulağıma geliyor işte ya hoca altyapıya önem verdi. İşte altyapı. Ya altyapı ne alaka? Altyapıda işte Ecevit hocam da burada. Hmm. Daha çok şey öğretiyorsun. Altyapıdan A takıma geçtiğin zaman da aynı şekilde devam. Çok bunlar büyük birbirine, deneyim değil mi bu? Tabii canım birbirine zincirli artı şeyler. Artı bir şey bu yani. Artı kazandı. Ama işte bazıları farklı düşünüyorlar. Kazım Medenemir geldi. Evet, çıkalım Kazım dedi. Bey. İkilettirirsek yakar bizi Aykut'cum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Şunu da söyleyeyim Aykut'la ilgili. Sevgili Aykut inşallah bu sezon maçlarda televizyon verecek. Daha çok izleyecek maçları. İnşallah. Yeni sezonda daha sıklıkla. Aynen. Ben de beraber olmak isterim. O da istiyor. Biz de istiyoruz. Karşılıklı bir istek oluştu. Memnun olurum. İnşallah. Çünkü Emre bu sene biraz performans olarak herhalde bizde çok şey olmayacak. Tabii haliyle tabii görevde olduğu ona için. Ona da buradan hayırlı olsun tekrardan. İnşallah başarılı bir sezon çok geçirir. Çok mutluyuz tabii onun da orada görev yapma. İnşallah iyi işler yapar i̇nşallah, orada. İnşallah. Bu kentin çocukları zaten hepimiz güveniyoruz onlara. İnşallah Allah yolunu açık etsin diyelim. Abi. Sevgili Aykut'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun. Gökhan'cığım var mı ilave edeceğim bir yo, şey? Yok teşekkür Gökhan. Ederim. Güzel bir yayın oldu. Aykut hocama da katılımından dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım daha sık görüşürüz. İnşallah. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere diyelim o zaman. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına iyi akşamlar dilerken çok az sonra, kısa bir süre sonra Amatöre Selam Olsun programıyla karşınızda olacağız. Hereke Yıldız Spor denince akıllara gelen özellikle son dönemde Bülent Ecevit Kara ile birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.